Kapat çeneni be mendebur. Dikkat et kızım, tut kardeşin elinden. Ne bu canım, her gün her gün temizlik. Konuşma konuşma, yürü. Başladın mı yine mızırdanmalara? Mızırdanmak değil de efendim, haftada iki genel temizlik olmaz. Allah Allah, sen mi karar veriyorsun buna? Neyse o ama efendim, başka apartmanlarda haftada bir bu iş. Fazlası parayla. Öyle mi hanımefendi? Öyle. Kanunda da öyle yazıyor. Ne kanunuymuş o? Apartman kanunu. Yürü hadi yürü. Cahil cahil konuşup benim canımı sıkma. Doğru, en üstten Şükrü Beylerin katından başlayarak ta sokak kapısının merdivenlerine kadar. Of anam of. Sapıt babacığım, sapıt sapıt. Bahçede süpürülecek, duydunuz mu? Hı, duyduk. Efendim? Duyduk duyduk. Ha. Sonra o yoktu, bu yoktu, anlamam. Utanmaz aşk gözdürer. Haram olsun yedikleriniz. Gözünüze dursun. Fazla temizlik paraylaymış. Ne oluyorsunuz efendim sabahtan beri? Bakın uykusundan sıçrayarak uyandı kadın sizin gürültünüzden. İnsanı bağırtmadan iş yapmıyor ki bu uyuzlar efendim. Bir saattir keyiflerini bekliyorum. Elleri kırlasıca. Kime bağırıyor öyle kızım, bize mi yoksa? Hayır anneciğim, ne münasebet. Kapıcılara, kapıcılara. Allah'ın cezaları. Çete bunlar, vallahi çete. Söyle kocana, bağırmasın, başım şişti. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. O da yine kötü rüyalar görmüş herhalde. Kudurdunuz ama siz de efendim. Kudurdum mu? Tövbe yarabbim. Ayla Hanım, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Duyuyor efendim, evet. İleri gidiyorsunuz ama artık. Pıst! Defol sen de karşımdan. Oturmuş yine baş köşeye. Korkma yavrum, korkma. Başladı yine baban tepinmeye. Nereden babası oluyormuşum o musibetin? Kedi babası. Dokunmasın hayvana. Hakkımı helal etmem. Söyle ona. Ne söyleyeceğim ona anneciğim? Kendini bir şey sanıyor son günlerde. Elleri kırlasıca. İyi ki yeniden apartman yöneticisi seçildi. Kedi babası. Nerede bu kız kardeşim bilelim. Tek iki kelimeyle de cevap verelim. Gelmesi lazım. Bir yerde yemek yiyip oradan dansa gideceklerdi. Ne dansı bu? Tak, gece bitti sabah oldu. Herkes işe gidiyor bak tak. Tamam canım, anladık. Taktuk başladın yine parmağını gözüme sokmaya. Yok bunun asibesi kardeşim. Katletmeyin insanı ya. İkisi de gider şerefsizim. Tak tak. Yetti be. Havam bize. Taktuk. Ben mi izin verdim? Ne yaparsan yap. Sen söyledin, biz de verdik. Sıyrılma hemen öyle aradan kardeşim. Bağırma bana öyle bak, çekemem ha. Bağırma seni insanı. Kızımız dansa gitmiş. Ne dansı bu kardeşim? Kepazlı olduk bilete ya. Allah Allah. Kimsenin üzerine bakamıyoruz apartmanda. Ulan biz boynuzlu muyuz? Bağırma bana öyle Sedat. Bak bağırma, çok fena olacak. Sen bağırıyorsun beni kardeşim. Ne demek sen bağırıyorsun? İzin sen bağırıyorsun, bağırma beni. Niye izin vermişsin? Verme o zaman. Bunlarda yine bir şey var Gül. Hanım baksana, yiyorlar birbirlerini. Kız yüzünden. Gelmemiş yine eve. Bu saatte. Geziyor maşallah. Ondan hayır yok artık Gül. Ne anaya ne kocaya. Kolay gelsin. Anam. Buyurun, iyi günler. Babam gitti mi acaba? Evde galiba. Buyur. Anne günaydın, ne haber? Nasıl baktı Serpil Hanım, gördün mü Gül? Konuşmuyorlar. Ben de olsam konuşmam. Bu ne artık Gül? Düpedüz. Vuracak adam şimdi. Aman deme be. Vurur Gül. Tak tak. Allah göstermesin. Senin kızların böyle bir şey yapsa. Ölürüm vallahi. Allah yazdıysa bulsun. Gel bakalım buraya, hesap ver. Tak. Bu ne rahatlık? Anlat bakalım. Nereden geliyorsunuz bu saatte? Özgür'le biraz dolaştık baba. Dolaşmışlar çocuklar Sedat. Ona soruyorum kardeşim. Harçtan kazan okumayalım lütfen. İki kelimeyle tak tak. Nerede dolaşıldı acaba? Boğaz'daydık baba. Boğaz'a gitmişler Sedat. Ona soruyorum kardeşim. Boğaz'daydınız demek.
İşkembeciğim mi gidildi acaba? Hayır baba, hava aldık biraz. Hava aldınız demek. Hava almışlar Sedat, ne var bunda? Aslı, bu ne kızım böyle? Özgür aldı. Özgür mü? Ay, pırlanta mı kız bu yoksa? Pırlanta anne, hakiki. Ay Sedat, şu taşlara bak. Gördük kardeşim, ne olmuş? Ay, bu çocuk sahiden seni seviyor kız. Seviyor anne, buraya gelmek istedi, ben yolladım. Aferin, iyi etmişsin. Ay öpeceğim. Yavrum, akıllı kızım benim, akıllı. Asma artık sen de suratını Sedat. Tamam, sorun yok. Anlaşıldı işte her şey. Tamam kardeşim, tek sorun yok. Anlaşıldı, tamam. Allah Allah, hiç ses çıkmıyor bunlardan Gül. Cafer, gel şuraya, uzak dur. Şimdi çıkacak, biri başımız belaya girecek ha. Bir şeyler oldu Gül. Boğdu mu acaba kızı? Ne oldu, vurdu mu kızı? Bir şey anlamadık vallahi Cemil abi. İçeriye girdiklerinden beri ses yok. Benim böyle bir kızım olsa vallahi doğrarım. Tövbe, vallahi ben de. Hadi kızım, işinize bakın. Benzetmek gibi olmasın. Aman. Ses yok ha? Yok. Allah günahlarını affetsin. Aman yapmayın be. Gitti. Cemil abi, sizden bir kova su alayım, aşağıya kadar indirme beni. Al kızım al. Sevim ablan evde, söyle. Sağ ol. Sen gelmiyor musun? Geleyim hadi. Şunları da merak ettim ama. Bir şey olduğu yok Cemil abi. Etrafa rezil olmamak için herhalde. Yuttular. Tüh, boynuzlu ikisi de. Hemen geliyorum kızım, babanızı üzmeyin değil mi? Abla oldular onlar, abla. Doktor abla, üzerler mi hiç? Allah Allah. Ne oldu bunlara ya? İşinize bakın, işinize. Gül sen misin? Bir kova su alacaklar Sevim. Temizlik yapıyorlar. Ben izin verdim. Alsın geç. Geç. Sağ olun. Nereye gittin sen yine? Sedatlara baktım Sevim. Ne var Sedatlarda? Kız yüzünden olay çıkabilir. Çıksın, sana ne, sen mi düzelteceksin aralarını? Acayip huylu insanlar zaten. Boynuzlu o Sedat, boynuzlu. Şş, çok ayıp Cemil. Ayıp değil öyle. Şimdi nereye? Pencereden bir bakıp geliyorum. Hemen gel, işimiz var bak. Geliyorum Sevim. Geç kızım. Şu söyle makbule geçti ki vallahi Sevim abla, sağ olun. Al kızım al, yine lazım olunca gel al. Yalnız bak söyle kocana, kavga edeceğiz. Görüyor musun şu şişeleri? Bak. Vallahi o kadar da söylüyorum. Yazık bize kızım, neyle kazanıyoruz o kadar parayı? Vallahi ne desen haklısın. Aman yavaş olun kızım. Katil bey amcanız uykuda. Rahatsız etmeyelim. Çok sinirlidir kendisi. Ben rahatsız etmiyorum baba. Aferin. Bunun horozu da felaket. Prens efendi korkunç. Adamı öyle bir gagalar ki. Ben de gürültü etmiyorum baba. Aferin. Doktor kızım benim. Aa. Yukarıyı ne çabuk bitirdiniz be maşallah. Ne olacak canım? Şişiriyoruz. Şöyle elimizin ucuyla. Maksat temizlik yapıldı mı yapıldı. Gelir şimdi kontrole domuz. Gelsin kitapsız, ne anlayacak? Yeter kız, ne bu gürültü sabah sabah tangur tungur, bir uyutmadınız ha? Sabri Bey'in emri efendim, kusura bakmayın. Başlarım Sabri Bey'inizden de şimdi yöneticinizden de ha. Hasta mıdır nedir? Hasta. Ay, gel lan sen de buraya. Aç canım, sıkılmış içeride. Prens, heyecanlanma yavru, gel babaya gel. Allah. Buyurun, iyi günler. Vay koçum, çoluk çocuk girişmişsiniz bakıyorum temizliğe. Ne yapalım efendim, sizi de rahatsız ettik ama Sabri Bey'in emri. Ne oluyor koçum, başladı mı yine vatandaşa temizlik eziyeti? Hem de nasıl Yavuz Bey? Utanmasa her gün temizlik yaptıracak. Yaptıracak vallahi kitapsız. Şuna bir görünmenin zamanı Yavuz Bey. Görünürüz koçum, kolay. Vatandaşa çaklık yok öyle. Allah razı olsun. Zaten şu apartmanda sen de olmasan... Ezdirmeyiz vatandaşı. Dolduruşa getirmeyin kız şu adamı. Tutacak yine kalbi tansiyonu, uğraşamam ha. Ablacığım,
Gir içeri, yeter bu kadar yayın vatandaşı. Ay, kopar detlerimi, eli kırlasıca katil. Kapat çeneni. Koçum. Buyurun. Birader gitti mi işe? Burada Yavuz Bey. Onun da kızıyla başı belada. Az önce geldi eve. Cemil Bey görmüş cipin içinde. Dudak dudağa, kucak kucağa oturuyorlarmış. Tövbe yarabbi. Kaçar o kız yakında, kaçar. Görürsünüz bak, havalanmış, gözü bir şey görmüyor. Ablacığım, hariçten gazel okumayalım. Vatandaşın kızına karısına şimdi. Gir içeri dedim, gir. Hasret bir insan. Anam. Ya biz böyle ucuz gazeteler okuyacak adam mıyız İbrikçi? Onu da Cafer'den aldım Cenab abi. Okuyup iade edeceğiz. Gücüme gidiyor vallahi. Nesini okuyacağız bunun? Şuraya bak. Alt tarafı bir haber var. Onun da en can alıcı yerine bir delik açmışlar. Kupon Cenab abi. Kuponu kesmiş, biriktiriyor adam. Rezalet. Kim alıyor bu gazeteleri ya? Kuponu için alıyorlar Cenab abi. Ekmek yok, gazete yok. Bir iş beceremedin İbrikçi. Selam söylemedin mi Mali Gıda'ya? Söylemez miyim Cenab abi? Ne diller döktüm. Yanaklarından öpüyor dedim. Dinlemiyor ki adam. Dinler İbrikçi. Bu bir üslup meselesi. Konuşmasını bileceksin, anlatabiliyor muyum? Anlıyorum Cenab abi. Bir de ben konuşayım bakayım Halicim'le. Boşuna yorulma Cenab abi. Keçi gibi valla. Ben bir yere gittiğim zaman boş dönmem İbrikçi. Bunu unutma. İnşallah Cenab abi, iftihar ederiz. Ama benden söylemesi, babasına bile parayı görmeden bir şey vermez o herif. Almasını bileceksin İbrikçi. İnsanlar daha çok vermek için yaratılmışlar. Bu bir üslup meselesi. Aman Allah'ım, saçlarını boyatmış o. Halil Gıda Pazarı mı? Boyuyor galiba abi. Esmer İbrikçi. Esmer. Ne oldu canım abi? Fena oluyorum İbrikçi. Bana bir bardak su ver. Hemen canım abi. Görmez olsaydım. Kızıla boyatmış saçlarını İbrikçi, kızıla. Düşünebiliyor musun? Bitti. Her şey bitti. Bu bana yapılmaz. Buyur Cenab abi. Pavyon güzelleri gibi olmuş. Sen bu pencereyi boya İbrikçi. Olur Cenab abi. Sinirlenme. Boyarım gerekirse. Siyah. Siyah. Anlıyor musun? Protesto. Gözüm görmesin. Her şey bitti. Oh, üstüne balı da sürdü mü? Eline sağlık Ayşe. Afiyet olsun enişte. Otursana. Siz yiyin enişte, birkaç tane daha var. Yavaş Davutcuğum, yarım yarım ye bari. Bunun yarısı benim dişimin kovuğuna gitmez, Urbiye bırak. Fakat bu böyle devam edemez Davut. Nein, her gün gözlemeler, börekler, 1000 kilo olursun vallahi. O niye yiyor, ona da söyle. O çocuk yiyecek. Ben çocukum baba. Yemem lazım, kemiklerim kuvvetlenecek. Küs artık. Boşan da Semer diye. Çocukmuş, eşek kadar herif. Vallahi çatlayacaksın Davut. Daha 2 tane yedim Urbiye. Görmüyor musun oğlunu? Çocuklar yer baba. Hormonlarım, kemiklerim gelişecek benim. Konuşma fazla. Hadi ye çabuk, doğru işe. Bana ne? Gitmiyorum ben işe bugün. Allah Allah, ne yapacaksın işe gitmeyip de? Müzik dinlerim odamda. Orgumu çalarım biraz. Aha, Sabri Beyler de. Ne var? Aile teyzemle şarkı söyler, omuzlarını titrete titrete. Sus! Ahlaksız! Bağırtma beni şu kadının yanında. Nein efendim, öyle Sabri Beylere falan gitmek yok. Bu yine bir halt karıştırdı Ulviye. Ne haltı? Kim bilir. İşe gitmek istemediğine göre Dile'ye bir terbiyesizlik yaptı yine herhalde. Öyle mi? Hayır anne, hiçbir şey yok aramızda. Ondan değil, dinleneceğim bugün. Bir tane daha vereyim mi enişte sıcak sıcak? Oo. Nein, nein, sakın sakın. Ya ne olur şundan, kağıt gibi bir şey, bir lokma hepsi. Sakın Davut, elini sürmeyeceksin. Yedin bitti, sakın. Annem yemeyeceksin diyor, yemeyeceksin baba, o kadar. Halt, karışma sen lafa Dumkov. Hani bak ne diyor. Hani Dumkov yoktu Davut? Söyletmesin o da. Ayşe otursana kızım, soğutma şunları. Nereye yine? Geliyorum enişte, mutfağı bir toplayayım. Ah çok hamarat maşallah. Temiz, dikkatli. Aferin. Sevim Hanım'a çıkacağız bugün biz onunla. Elbise mi diktiriyorsunuz? Evet. Güzel de bir model bulduk. Oo, tango mu olacaksın kız? Ablam ne derse.
Hiç yakışmaz Ayşeng'e. Niye yakışmıyormuş? Yakışmaz. Ayşeng'i duba gibi böyle. Al. Bir ben söylerim şimdi senin ağzına. Sürersen sür. Yalan mı? Halis çok ayıp. Utandırdın kadını bak. Utansın. Yakışmaz. Bak bir de demin vura. İncecik. Sabit babacım sabit sabit. Çok konuşma. Verim senin Sabri'ye valla. Buyurun. İyi günler. Kolay gelsin Caferciğim. İyi günler. Al şu gazetelerin canımın içi. Teşekkür ederiz. Aman efendim rica ederim. Alırdık. Ne acelesi var? Kuponlarını kestin mi onların? Kesilmiş. Aman kaybolmasın da. Ben de senin kayınpederine gidiyorum şimdi. Konuşacağız biraz. Ne oluyor böyle çoluk çocuk temizlik yapıyorsunuz? Yapıyoruz mecburi efendim. Öyle istiyor sizin ev sahibi. Sabri Bey. Sabri Bey mi? O ne domuz o. Kapıcıya eziyet olsun da. Olmaz ya. İnsan hakları evrensel beyannamesine göre suçtur bu. Çocukların çalıştırılması. Aman onun beyanname meyanname bildiği mi var? Anlatırız kardeşim. Sabriciğime de anlatırız. Gerekirse Brüksel'e komisyona başvururuz. Allah razı olsun. Zaten şu apartmanda siz de olmasanız. Korkmayın canımın içi korkmayın. Sonuna kadar haklarınızı savunacaksınız. Savunuruz efendim. Veririz mücadelemizi. Aferin. Yani böyle sizin gibi yol gösteren olursa neden korkacağız? Ya aferin. Aferin. Böyle olacaksınız işte. Allah Allah. Neden saçlarını boyattı acaba? Anam. Kim boyatmış? Ne bileyim ama. İyi günler efendim. Buyurun. İyi günler sahabeciğim. Biz de şimdi senin kulaklarını çınlatıyorduk. Hayrola efendim? Pek hayırlı değil sahabeciğim. Nasıl çalıştırırsın bu yaşta çocukları temizlik gibi ağır işlerde? Ben niye çalıştırayım efendim? Kendileri oyun olsun diye herhalde. Hiç yakıştıramadım, hiç. Angarya'ya girer bu. Siz gibi biraz böyle mürekkep yalamış, okumuş yazmış birisiniz. Bilmeniz lazım bunları. Ben çalıştırmıyorum efendim. Oyun oynuyorlar, oyun anlatamıyorum galiba. Oyun mu? He. Kendi istekleriyle. Öyle mi Cafer? Öyle efendim. Özür dilerim Sabriciğim. Yanlış anladım. Estağfurullah efendim. Hanımefendi, büyük hanım nasıllar? Bildiğiniz gibi efendim. Oh ne güzel. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim efendim de bir şeyi hatırlatacaktım. 15 gün geçti, ödemediniz. Ödemedik mi? Kirayı mı ödemedik Sabriciğim? Evet efendim, kira. Bu konuyu Sıtkı Bey'le konuşacaksın Sabriciğim. Karışmak istemem ama sanırım büyük hanımın portresine karşılık kiradan düşülecekti. Eser onun. Onunla bunun ne ilgisi var şimdi efendim hiç anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey söylemedim Sabriciğim. Bu basit bir alışveriş hesabı. Sıtkı Bey yukarıda görüşebilirsiniz. İyi günler canımın içi. İyi günler. İyi ki bir uydurma resim yaptılar. Başımıza bela oldu. Şimdi götürüp atmazsam suratına. Laf mı dinliyorsunuz siz orada dikilmiş? Ne lafı efendim? Sorduğunu söyledik. Allah Allah. İyi artık be, ne yapsak kabahat. Sizin diliniz çok uzadı. Ayağınızı denk alın ona göre. Sabit babacığım sabit sabit. Hadi be oyalanmayın. Şişirin çabuk çabuk bitsin hadi. İyi artık. Utanmasalar ömür boyu kira falan ödemeden oturalım diyecekler. Bedava mı yaptı adam size bu resmi efendim? Kiraya karşılık mı yaptırdık peki efendim? Çıkarıp para veremediğinize göre efendim tabii kiraya karşılık. Allah Allah. Siz kimden yanasınız anlayamadım. Ben doğrudan yanayım efendim. Bakın şu resmi. Tarihe mal oldu anneciğim. Hadi efendim hadi. Elinin ucuyla çizdi. Bir an önce bitirmek için şişirdi. Ben bile yapardım o kadarını. Ayna. Efendim anneciğim. Kime söyleniyor yine Sabri Bey kızım? Bizim kiracılara anneciğim. Cenap beylere. Resmin karşılığını kiradan keselim demişler de. Kesinler evladım. Geçmesin hakları söyle. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Tamam. Alıyorum şimdi o resmi oradan. Doğru götürüp atıyorum kafalarına. Aa! Ne yapıyorsunuz efendim? Çıldırdınız mı? Çıldırdım evet. Yetti be. Çekilin önümden vallahi. Parçalayacağım kafalarını. Aa! Anne
için bir şey söyler misiniz şuna? Kudurdu yine. Elleri kırılasıca. Çekil bakayım şuradan. Görüyor musun damadın Rüknettin? Kudurdu. Yıkarım. Sözlerinize dikkat edin biraz. Köpek yok sizin karşınızda. Ah muhterem ah. Siz şurada benim yerimde olacaktınız ki. Bakın bakalım kudurur musunuz kudurmaz mısınız? Aynen. Efendim anneciğim. Ne diyor babana? Bu ne aşk? Tahta kafayla Nimet Han'ın evlerine kapanmışlar. Kimseyle görüşmüyorlarmış. Onlar birbirleri için yaratılmışlar Nazancığım. Ama niye görüşmesinler? Geçen gün Özge uğramış, ona da açmamışlar kapıyı. Kadın torununu bile görmek istemiyor. Deli o deli. Kapatmak lazım bir yeri. Mine ne yaptı ama? O ondan deli. Yol verdi saçlarını. Ay rezalet, hiç bana göre değil. Kalkmadı mı bu çocuk? Kalktı banyoda. Ali hadi oğlum, portakal suyunun vitamini kaçacak. İyi gidiyor galiba sınavları. Çok iyi maşallah Şükrücüğüm. Ne oldu acaba? Bu sene adama böyle bir çalışma hırsı geldi. Zeynep'in sayesinde Şükrücüğüm, anlamayacak ne var bunda? Ha, onunla yarışıyor. Evet, ondan geri kalmamak için. Birlikte mezun olacaklar demek. Planları var. Tabii canım. Bu iş ciddi galiba Nazan. Yavaş geliyor. Hadi oğlum. Günaydın. Günaydın. Oh. Ne haber baba? İyi oğlum. Senden ne haber? Bomba. Aferin. Zorlama şöyle oğlum. Bir de bu çıktı. Şınav. Biz de çekerdik gençliğimizde. Bak Nazan. Finaller iyi gidiyormuş ha. Çok iyi baba. 80-90. Aferin. Zeynep'in nasıl? Onun benden de iyi. Ortalaması 83. Neden sordunuz? İftar ederiz oğlum. Birbirinizden geri kalmayın da. Halilciğim, kırgınım sana. Bak kalktım buralara kadar geldim. Konuşmamız lazım seninle. Aman beyefendi, ne zahmet ettiniz. Buyurun konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu oldu mu şimdi Halilciğim? Beni ayağına kadar getirdin. Estağfurullah beyefendi, ne haddime. Buyurun oturun. Çocuklar, Yusuf efendi, bir tabure verin şuradan Cenap Bey'e. Koş iblis. Derhal efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canımın içi. Çay kahve ne içersiniz beyefendi, emredin. Estağfurullah. Şimdi bir şey içmem. Önce konuşacağız. Her şeyin başı diyalogtur hayatta, öyle değil mi? Öyledir mutlaka beyefendi. Siz en iyisini bilirsiniz. Al şunu bakayım. İstediğin kadar çekebilirsin. Bütün kredi limitini. Aman beyefendi. Al Ali'cim al. Biz paraya önem verenlerden değiliz. Adama bak abi. Helal olsun. Para hayatta her şey değil Ali'cim. Bizim için de önemli değil beyefendi. Buyurun, dükkan sizin, emrinizde. Sağ ol canım içi. Alırız bir şeyler ama sen de biraz daha temiz tut şu marketi. Her gün temizliyoruz beyefendi. Daha. Bu ne koku ya? Avrupa standartlarına göre olsun. Olacak beyefendi. Duyuyor musunuz iblisler? Sizin yüzünüzden laf işitiyoruz. Zahmet olacak ama şuraya birkaç satır yazı yazıp imzalarsanız. Hatıra işte. Yazalım. Şeref verirsiniz beyefendi. Halil Gıda'ya daha temiz bir dünya. Dondu çocuklar be, dondu. Bu kadar dolmaz ki, eziyet artık. Bitti hadi. Kızım içeriye girin, siz üşümeyin hadi. Bitmedi efendim. Bahçede süpürülecek. Aa, yeter artık. Onu da yarın süpürürüz efendim. Bana bakın. Zaten canım sıkkın. Attırmayın benim tepemi. Pazarlık mı ediyorsunuz benimle? Ne pazarlığı efendim? Cafer! Buyurun, iyi günler.
Efendim maşallah. Almışsınız küçük bir de. İşe mi böyle? Aldık komşum işe. Ah canım, canavar o, canavar. Komşum başladı mı yine vatandaşı günde 3 posta temizlik izleyeti? Ah ah, canımızı çıkartıyor. Ne münasebet efendim? Vallahi haftada 2. Onu da yapmazsak artık. Ha, abartmayalım komşum. Vatandaşına güvenmiş, oyunu vermiş. Eksik olmasınlar efendim. Layık olmaya çalışıyoruz biz de. Tebrik ederim. Oynatma ellerini de öyle şıkır şıkır. Ah, dalmışım, özür dilerim. Dalmayalım, hasretmeyelim vatandaşı. İyi günler. Sefa ile efendim, hayırlı işler. Cafer koş yardım et Yavuz Bey'e. Buyurun. Allah razı olsun. Nasıl köpek gibi oldu ama? Ne yapar Yavuz Bey adamı? Ara sıra sen buna şöyle bir görünsen. Görünürüz koçum. Al bakayım prensi. Alayım. Ha canım. Atlaya mı gidiyorsun babayla sen bugün ha? Hadi koçum, eyvallah. Ha, kaldırma o pislikleri, kalsın. Baş üstüne. Yoruldun mu delikanlı? Yok efendim. Alışkınız biz bu işlere. İnan, buyurun. Halil Gıda'dan bunlar. Evet, Halil Gıda'dan Caferciğim. Aa, babam mı verdi? Verdi abla. Dediğim gibi canım içi, insanlarla konuşmasını bileceksin. Büyük adamsın vallahi Cenab Bey, helal olsun. Yandan çarklı bir problem vardı komşum. Vardı, küçük bir pürüzümüz ama hallettik. Yavuz Bey, nasılsınız? İyidir komşum. Manavdan bir ihtiyacınız olursa çekinmeyin. Söyleyin bizim penguene. Tabii efendim. Başüstüne. Buyurun. Çok teşekkür ederiz Yavuz Bey. Güle güle. Eyvallah komşum. Buyurun. Eyvallah Cafer. Güle güle. Sağ ol. Uçtu, uçtu yine. Haydut. Ne zevk alıyorsa öyle vurup kırmaktan. Kaldır çabuk şunları. Başüstüne. Şunlar çocukları. Ana, teşekkür et kızım. Hem de emeklilerden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun çocuklar. Ah canım. Ah Cenab Bey. Buyurun efendim. Geldiniz mi? Sizin iş tamam. Şimdi annemle de konuştuk. Hangi iş hanımefendi? Anlayamadım, özür dilerim. Resim, resim. Tamam. Bir yıl kira almayacağız sizden. Öyle mi? Tamam. Ne diyorsunuz efendim, siz çıldırdınız mı, bir yıllık evde? Ay evet efendim, bir yıllık, karışmayın siz. Biz anneciğimle kararımızı verdik. Çıkın efendim, evden derhal çıkın. Alın tablonuzu, çıkın, tamam mı? Aman aman sabiciğim, senin sağlığın bizim için çok daha önemli. Hanımefendi tutun ne olur. Ayla Hanım, iyi düşündünüz mü? Anam, gidiyor vallahi. Taksiye binseydik Ergun Bey. Yürü kenara yürü. Sen bilmezsin bunları. Taksi parasına laf ederler. Yok artık. 26 yıllık tecrübe konuşuyor burada Kanarya. Ne sandın? Böyle sıkı değil onların. Ben devamı taksiye biniyorum. Bana bir şey demiyorlar. Ya yüzüne karşı bir şey söylemezler Kanarya. Of, simitlere bak. Çıtır çıtır. Alayım mı, yer misiniz? Yenmez mi Kanarya? Acıktık. Çayını soğutma bacım, affedersin. Sağ ol Abbas efendi. Sen de sağ ol bacım, affedersin. Canın mı sıkkın senin biraz bugün? Sıkkın bacım, affedersin. Niye bozuldun yine? Hacer Hanım, affedersin. Aa, ne yaptı? Cıvık cıvık konuşuyor bacım, affedersin. Eline para geçtikçe şımarıyor. Söylemesi ayıp. Özür dilerim, çok özür dilerim. Patronlarım da ona yüz veriyor hanıma iyi baksın diye. Ne yapsın, onlar da zor durumdalar Abbas efendi. Yüz vermesinler bacım, affedersin. Bakacak eşek gibi, vazifesi. Bakmayıp da ne yapacak? Şükrü, gelmiş midir acaba bankaya paramız? Ergunlardan da bir ses çıkmadı. Gelmiştir abi. Ya sen de her şeyi böyle oluruna bırakıyorsun be oğlum. Bir aramadın şu arkadaşını. Gerek yok abi. Erhan ciddi çocuktur. Yapacağım dedi mi yapar. Ha, bekle yapar. Torpil dönüyor oğlum bu işlerde. Torpilsiz hiçbir şey yapılmıyor. Bizim işimiz normal prosedüründe bir iş abi, yasal. Torpile, rüşvete gerek yok. Ya sen hakikaten ne saf, ne dangalak adamsın. Nerede yaşadığını sanıyorsun ha? Türkiye burası, Türkiye. Bak, yolsuzluk davalarından, soruşturma komisyonlarından geçilmiyor. Abi telaşlanma, transfer yapıldı, göreceksin.
Para bankada. Bekle. Ya sen ne rahat adamsın. Bir sürü masraf ediyoruz. Ankara'lara gidiyorsun. Bir kişiyi görmeden, bir adamı bulmadan buraya geliyorsun ya. Kendin git bundan sonra. Bana bak Şükrü. Yapma bana öyle el kol hareketleri. Yersin dayağı ha. Duydun beni? Duydum. Ha, ona göre. Abi. Ne? Bunların arası açılmış. Kimlerin? Abbas Efendi ile Hacer Hanım'ın. Bizim yüzümüzden. Öyleymiş duydum. Hoş geldiniz. Simit mi aldınız? Sıcacık vallahi. Düşünüyor senin çocuk. Boğazından geçmedi. Arayan soran var mı? Var. İki kişi. Kim? Biri Hikmet Bey. Onu boş ver. Laga luga. Öteki? Semih Bey. Aman onu da. Bir daha ararsa gelmedi de. Borç istiktir garanti. İki kere aradı zaten. Aman aman. Ne bu surat Abbas Bey? Yok bir şey müdürüm affedersin. Ne olacak? Laf çıkarma sen de şimdi. Tövbe tövbe. Olmaz evladım. Burası bir iş yeri. Biz üzülü hayatımızı buraya getiriyor muyuz bak? Adam karısına sinirlenmiş. Gel. Efendim Müjde. Tamam mı Ergun? Tamam efendim. Ankara'dan okey gelmiş. Bankaya transfer yapıldı mı? Yapıldı efendim. Tamam. Ey aslanım be. Gel seni öpeceğim. Sağ olun efendim. Bize bir şey yok mu abi? Gel seni de öpeceğim gel. Hani ilgisizlik bu işlere? Ya, az önce söylediklerine pişman oldun mu şimdi? Oldum oldum. Bir yemek borcum var sana. Oldu. Sana da Ergun. Aman efendim ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Bu iyi müjde işte. Şükrü ara şu arkadaşını da bir teşekkür edelim ona. Edeyim bulabilirsem. Sakın bunlar Şükrü Beylerin kulağına gitmesin ama teyze. Söylemeden olmaz ki kızım. Arada kalıyorum ben de. Allah aşkına söyleme kurban olayım. Keser beni vallahi. Niye kesiyormuş canım? Katil mi bu artık? Aa, katil teyze bilmiyor musun? Hakiki katil sabıkalı gözü dönüveriyor vallahi. Şevketlerin sözünden çıkmaz o sayar. Onlar söylerse bir şey yapamaz. Korkma. Şaşırdım kaldım teyze. Sen geceleri git evine diyorsun. Gidiyorum. O niye geldin? Güle güle. Almam seni içeri. Konuşmak lazım canım çocuklarla. Anlatalım durumu. Aman teyzecim. Ben şikayet etmiş gibi olmayayım. Kurban olayım. Vallahi sonum olur. Gidemem bir daha evime. Ben söyleyeceğim kızım. Seninle ilgisi yok. Alsınlar karşılarına konuşsunlar adam gibi. Heh çalıyor. Demet. Sen misin evladım? Leyla ben. Nasılsın? Ne yapacaksın kızım? Hayat mücadele. Orada mı bizimkiler? Hadi sağ ol. Yanaklarından öperim. Şükrü, ne yapıyorsunuz? Ankara ile mi konuşuyordun? Abin yok mu orada? Hadi sana anlatayım da sen de onu anlatırsın. Aman teyze beni karıştırma. Dur kızım ben de biliyorum herhalde nasıl konuşacağımı. Hacer. Bunun işi zor oğlum. Abbas benim yüzümden ezip duruyormuş bu kızı. Şunu alın da karşınıza güzel güzel. Abbas Efendi. Buyur babam affedersin. Ha burada mısın? Buradayım babam emret. Estağfurullah otur otur. Ne haddime babam affedersin. Buyur sen otur. Hadi oturayım. Seninle konuşmaya geldim biraz. Baş üstüne. Çay kahve bir şey içer misin babam? Yeni demledim affedersin. Hadi doldur bir tane. Hayrola babam. Şikayet mi var hakkımızda? Ne şikayeti canım kendi aramızda. Annem aradı şimdi. Sabit babacım sabit. Maşallah. Ne güzel konuşuyorsun evladım. Kimin kuşusun sen bakayım. Tatlı dilli. Pek de güzel. Saadet Hanımların da var da senin gibi bir tane. Niye sustun? Konuşsana evladım. Aa, bak abacığım şuna teyze. Teyzeciğim nasılsın?
Sağ ol evladım. Sen nasılsın? Can sıkıntısı. Köpek gezdiriyoruz be teyze. Aferin. Nereye götürüyorsun o hayvanı? Eve götürüyorum teyzeciğim. Çişini kakasını yaptı. Sen nereye böyle? Sıkıldım. Kandilli'ye gidiyorum Fahmet Hanımlara. Yalnız mı gidiyorsun teyzeciğim? Ali teyzem yok mu? Yok. Yalnız gideceğim. Kimsenin azını çekemem ben. Çağırırım şuradan bir fayton. Fayton mu dedin teyzeciğim? Ya fayton. Ne bunun adı? Maşuk teyzeciğim. Papağan o papağan. Öyle tatlı konuşuyor ki. Gutun tak maşuk. Dipol suratsız suratsız. Sensin suratsız. Ne dedi o? Suratsız dedi teyze. Dur 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 dur. Anneme söylemezsen. Anneciğim. Ah. Anneciğim nerelere kayboldunuz yine kaşla göz arasında? Vallahi aşk olsun ödüm koptu. Bırak beni. Çok mu korktun teyzeciğim? Atıyor mu kalbini öyle yumuşak yumuşak? Bakayım. Aa, çekil şuradan sapık. Utanması göğsümü tutacak. Bağırırım şimdi vallahi. Nerede senin annen? Bağırma çocuğa. Saldırgan ama anneciğim baksana. Hadi çocuğum. Gözü dönmüş. Nasıl bağırmam? Of anam of. Öldük öldük. Cafer Bey bakar mısınız şuna? Rahatsız ediyor. Ne oluyor yine aslanım? Zaten belimiz tutulmuş temizlikten. Bir de senden uğraşmayalım ha. Bir şey yapmadım Cafer amca. Kalbi çarpıyormuş öyle tıp tıp. Sus utanmaz sapık. Hadi doğru evine. Gel anneciğim. Hadi bakalım fazla dolaşma ortalıklarda. Kendisi sapık Cafer amca. Sapık babacığım sapık sapık. He, görecek bakalım domuz. Kim kime zabıt tutuyor bu sefer. Alacağız raporu Türkan Hanım'dan. Doğru insan hakları mahkemesine. Aa, Halis neredesin sen kaç saatte yavrum? Buradayım anneciğim geldim. Suna teyzem evden kaçmış. Aile teyzemin de çarpıntısı vardı öyle böyle. Öyle konuştuk biraz anne. Buyurun iyi günler. İyi günler Cafer Efendi. Börek mi yaptınız anneciğim? Evet bu son. Söyle babana rejime giriyoruz bugünden sonra. Öyle gözleme, kol böreği falan yok. Ayşe Hanım da yapmayacak bundan sonra. Duydun mu? Duydum abla. Hadi bakayım. Ver bana abadiyi, ikiniz gidin Ayşe yengeyle. Gideriz anneciğim. Ne güzel. Manavı falan da gösteririm Ayşe yengeye. Hı-hı. Hadi bakayım güzel güzel. Mis gibi de koktun mübarek. El açması da başka oluyor canım. Kıymalı mı? Kıymalı. Hadi. Hadi o zaman. Bir parça kopar ucundan. Ölmüşlerinizin canına değsin. Geliyorum Sevim. 2 dakika hava alıyoruz şurada. Yürün. Afiyet olsun. Halis ne var o tepside? Sana soruyorum. Duydum. Sen doğru ileriye bak Ayşe yenge. Bir şey sordum. Börek. Hem de börek. Bize yok mu? Yok Cemil amca. Dükkana götürüyorum sıcak sıcak. Yazık be canı çekmiştir fukaranın. Sen kimseyle konuşmayacaksın Ayşe yenge. Önüne bak. Annem ne dedi? Yürü. Sevim bekliyor sizi Sevim. Duydunuz mu? Provaya. Duyduk Cemil amca. Şu böreği götürelim geleceğiz. Sen önüne bak Ayşe yenge. Yürü. Cafer. Buyur Cemil abi. Nasıl börek güzel olmuş mu? Güzel olmuş da biz öldük be Cemil abi. Her tarafım tutuldu. Rapor alacağız Türkan Hanım bir gelsin. Alın arkanızdayım. Sağ ol. Sen de bizi gör ama biraz. Senin derdin başka. Of, of anam of. Burada bakır, et bilen alırım etkici. Kolay gelsin, tertibim. Sağ ol Hüseyin abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Burnuma acayip kokular geliyor. Ne hazırlıyor bu böyle? Ayşe Hanım kol böreği yapmış, kıymalı. Kol böreği mi? Hem de kıymalı. Kaynanam seviyormuş bak tertibim. Şansın varmış Hüseyin abi. Yengem telefon etti. Tertibimle getiriyorlar. Bir tepsi.
Senin Hüseyin abin yemeğin kokusunu iki saatlik yoldan alır tertemiz. Sen ne diyorsun? Ustam nerede? Gelir şimdi. Şurada bir müşteriye gitti. İyi düşünmüşsün ayranı. O mübarek ayransız gitmez. Bu güzel kim? Tertibim. Ebru Hüseyin abi. Bitiyorum ona. Şu gözlere bak. Hakikaten bitirir bu seni. Tertibim. Gel sen Hüseyin abini dinle evlenmeye niyetliysen. Niyetliysin Hüseyin abi. Kız nerede? Tamam. Kız işi kolay. Önce bir gecekondu hazine arazisinin üstüne. Geri de benden. Kaçak. Kaçak aslanım. Tamamı kaçak. Elektriği de üstünde. Para vermeyeceksin. Takacaksın bir kanca. Yüksek gerilim hattının dibindesin. Çarpılmaz mısın Hüseyin abi? Tertibim sen geri zekalı mısın biraz? Evine elektrik alıyorsun. Tamam tamam. Onu da ben çekerim sevabına. Amcam geldi. Oo, hoş geldin ustam. Hoş bulduk gözüm. Börek gelmedi mi ayıpsız? Getiriyorlar amca. Yengem telefon etti yola çıkmışlar. Acıktık. Benim de karnım zil çalıyor vallahi. Nerede kaldı bunlar ya? İki adımlık yol şurası. Aç şu ayranları bari ayıpsız. Hakikaten iyi dedin ustam. Ayrandan başlayalım bari. Bastırır. Çalkala çalkala tertip çalkala. Önce buraya ayıpsız. Sırasız iş yapma tertibim ama. Tuz da koy biraz şuna. Tepsine kadar büyük mü bari? Yeter gözüm. Hepimize yeter. Oh aman. Şu kol böreğini de ne severim ha. Oh. Ey maşallah. Ne ıspana. Kerevizim kaybı. Lahana var, pırasa var. Kaçtan karşıya geçerken nelere dikkat edecektin? Of başım döndü. Söyle. Burası İstanbul. Öyle senin köyüne benzemez. Anında ezilirsin. Önce sola. Önce sola. Sonra sağa. Sonra sağa. Aferin. İleriye bak. Sonra yine sola. Yine sola. Aferin. 8 kez 9. 72. Vay be Ayşe yenge. Tertip hala bir şey öğrenemedi. Aferin. Yürü. Adem abi merhaba. Merhaba. Bak seni getirdim. Ne tertip? Kol böreği. Dilek nerede? İçeride. Dilek! Getir bıçağı ucundan keselim biraz. Aa tertip sen misin? Benim Dilek. Bak Ayşenge kol böreği yaptı size. Börek mi dayanamam. Ben de dayanamam Dilek. Adem abi kes. Oo bu da yenmez mi? Ben bunu iki lokmada yutuveririm valla. Yut Dilek. Ben de yutarım. Harika. Harika ellerine sağlık Ayşen. Afiyet olsun. Afiyet olsun Dilekciğim. Harika valla bilim daha kesin be. Kes Adem abi. Dileği de kes. Bana da kes. Eniştem kızmasın. Kızmaz. Ben karar veririm bu işlere. İyi benden söylemez. Söyleme. Dilek insanın ağzında eriyor değil mi? Eriyor valla bayıldım. Ben de bayıldım. Yemene bak. Adem abi kessene biraz daha. Ay canım bizi de hep düşünür. Boğazından geçmiyor bizsiz. Geçmiyor vallahi Dilek. Sen de benim canımsın. Hasbinallah. Nerede kaldı bu salaklar? Çoktan gelmeleri lazımdı amca. Hakikaten ya. İki adımlık yol. Tepsinin başına bir iş gelmesin. Hadi birer ayran daha içelim bari. Kalk git bak bakayım şunlara. Geliyorlar amca. Oo neyse. Tepsiyi uçurdular sandım. Ödüm koptu vallahi. Neredesiniz siz be kaç saattir? Geldik babacığım. Öldük açlıktan. Geldiler ustam geldiler neyse. Kızma. Mis gibi de koktu mübarek. Gel koş şöyle bakayım.
Al hemen buraya gel Aşık. Aç aç. Buyur enişte. Ana, bu kadarcık mı? Yemişler amca. Nerede bu tepsinin gerisi? Yolda mı yediniz? Cafer amca yedi baba. Küş. Yarıdan fazlası. Boşansın da semerini yesin o da. Biraz da Dilek yedi. Adem abi. Dağıttın millete ha? Buraya gel. Benim suçum yok enişte, ben söyledim. Sana buraya gel dedim. Ya döveceksin. Dövecek tabii. Amcam sana buraya gel dedi derdim. Kaçma. Ya neyse artık uzatmayın. Giden gitmiş. Gerisini bari yiyelim ağzımızın tadıyla. Kaç hastamız var Gül? 6 kişi var abla. Özür dilerim. 4'ten sonra yastım. Üşüttün mü sen? Hem de nasıl Türkan abla. Şifayı kaptık çoluk çocuk. Allah'ın günü temizlik yaptırıyor Sabri Bey. Çocukları niye çalıştırıyorsunuz siz de? Gül aşk olsun. Çalıştırmak değil de Türkan abla, işte heves ediyorlar. Onlarınki oyun. Evde yalnız da bırakamıyoruz ikisini. Cafer'in de beli tutuk. İki büklüm görseniz. Vah vah. İlaç vereyim biraz onlara. Ben de onu rica edecektim Türkan abla. Hastamız gelmeden dışarıda bekliyorlar. Bir bakabilirseniz. Bakayım, gelsinler. Sağ olun. Cafer, al kızları gel. Türkan abla bekliyor. Gir kızım. Türkan Hanım teyzeniz boğazınıza bakacak. Korkacak bir şey yok. Şişti ikisinin de boğazı. Davul gibi. Ah anam ah, öldük öldük. Allah'ından bulsun inşallah. Aman da bakayım, temizlik mi yaptınız siz? Ah olmaz olsun. Bize bir rapor yazarsanız Türkan Hanım. Cenap Bey de yardımcı olacak, Allah razı olsun. Dava edeceğiz bu domuzu Avrupa'ya. Avrupa'ya mavrupa'ya değil de şimdi ben kavga edeceğim onunla. Aa, bu ne artık canım? İnsanları hasta edene kadar temizlik temizlik. Anam, eziyet Türkan Hanım, eziyet. İntikam alıyor. Tamam, konuşuruz. Bir sormam lazım. Bilmiyorum ki. Evet. Hah, bir dakika, bir saniye. Anne! Anne! Zeynep bir hafta sonra Erciyes'e gidelim mi diyor arkadaşlarla. Gidin oğlum, bana niye soruyorsun? Zeynep'e izin veriyorlarsa. Zeynepciğim bir dakika, bir saniye. Hayır anne, para meselesi. Babana sor onu. Babam nerede? Gecikecek biraz. Abbas Efendi'yi götürdü babaanneni. Hacer Hanım'la barıştırmaya. Feci de acıktım ha. Hah, belki de geldi. Zeynepciğim, konuşuruz. Aa. İyi akşamlar. Aa, abla. Size bir sürprizimiz var. Efendim, bakın size kimi getirdik. Ah canım. Niye bu sizde? Özge bize bıraktı. Amcamlarla yemeğe gidiyorlarmış. Gelin bakalım, gelin gelin. Çocuk bakmak ne zor işmiş efendim yani. Vallahi beceremedik, sana getirdik İyi anne. İyi ettiniz. Ah canım, ağlıyor mu bu canım? Devamlı ağlıyor efendim. Sen de bir çocuğa bakamıyorsun be enişte. O kadar hevesliysen sen yap, biz de sevelim oğlum. Buyurun efendim. Şöyle bu. Buyurun efendim. Buyurun. Sağ ol. Bundan sonra ne kızım ne damadım. Hiçbirini istemiyorum Raşit. Hep böyle baş başa olalım hayatım. Hep böyle olacağız sevgilim, baş başa. Yemekten önce bir aperatif alır mısınız? Ne dersin Nimetciğim? Alalım Raşit'ciğim. Senin elinden zehir olsa içerim. Canım benim, benden. Bize iki viski ver, bol buzlu. Tabii efendim. Yanında su? Su da ver. Tamam efendim. Yemekte şarap mı içeriz hayatım? Olabilir. Sen nasıl uygun görürsen sevgilim. O Mine'yi de hiç gözüm görmesin. Defolsunlar canım. Bak. Olmaz olsun öyle akraba. Ne akrabası ayol? Yılan yılan. Beni kızımdan soğuttu. Gözü kör olasıcalar. Neyse şimdi Nimetciğim. Bunları düşünüp de gecemizin tadını kaçırmayalım. Düşünmeyeyim diyorum ama Raşit'ciğim, elde değil.
aklımda su da kaldı. Kalmasın kalmasın. Hiçbir şey bilmezse annesine sorar kızım. Ne olacak Özgeciğim, bir gecelik? Bilge de belki heveslenir. Aa, hiç niyetleri yok. Aydın'a güvenmiyor o kız, Aydın'a. Yazık. Çocuksuz da evlilik yürümez vallahi. Eşek herif. O istemiyordu. Çocuğuna da bakmaz o. Yok be baba, o kadar da değil artık. O kadar o kadar. Egoist. Şükrü ne yaptı acaba? Barıştırmıştır. İnşallah. Hacer bir densizlik yapmazsa. Yapamaz artık. Şirkette bitirdi Şükrü işi. Konuştu Abbas Efendi'yle. Anne ne diyor Şevki? Konuşmamız için o aradı zaten. Abbas Efendi de dangalak. Her gece annemin yanında kalacak diye baskı yapıyormuş. Olur mu canım, evli kadın? Bir kadın bulamadık babaanneme de be baba. Bulamıyoruz oğlum. Parasını da veriyoruz, yok işte. Şevket, güzel şeyler konuşalım. Parayı aldınız. Ne ısmarlıyorsunuz bize yemekte? He? Ne isterseniz. Yavrum Şükrü. Ona da bir yemek borcum var. Biraz üstüne gittim bu sabah. Sen de uğraşmasan olmaz şu adamla Şevket. Annem de nasihat etti biraz. Aldı karısını gitti. Oh neyse. Sen de babaannemi alıp buraya getirseydin baba. Gelmiyor kızım, söyledim. Hoşlanmıyor fazla kalabalıktan. Yaşlı efendim, sıkılır. Abimler yemeğe mi gitmişler? Hmm, Özgelerle. Bak hiç bana söylemedi. Bir yemekte bana borcu var. Niye bakamadınız evladım çocuğa? Ne güzel uyuttum, çıtı bile çıkmadı. Sizin kucağınız da öyle efendim. Biz de cayır cayır. Tecrübe evladım, tecrübe. Baba olmaya karar ver önce. Açmayalım bu konuyu Şükrücüğüm lütfen. Şurada tatlı tatlı yemeğimizi yiyoruz. Evet baba, bizim de bir düşündüğümüz var herhalde. Plan yapıyoruz. Hı hı. Aa, özür dilerim. Tabii siz planlı programlı bir ailesiniz. Şükrücüğüm lütfen dedim. Çocuk düşünüyoruz efendim. Düşünün evladım, düşünün. Aa baba, hoş geldin. Hoş bulduk beyefendi. Siz de hoş geldiniz. Bitti mi Zeynep Hanım'la konuşmanız? Bitti. Yemeğim buz gibi oldu oğlum. Olsun, ben böyle de yerim. Olsun Nazancığım. Sevgilisi uğruna buz bile yutar bu çocuk. Ha, baba. Erciyes'e gideceğiz. Ne var orada? Kayak tesisleri varmış baba, çok güzel. Zeynep'le mi? Hı, Zeynep, ben, arkadaşlar. Tabii biraz para verirsen. Şunu söylesene oğlum önce. Vereceksin artık baba. Vere vere kalmadı kalmadı. Hadi Nimetciğim. En kötü gecemiz böyle olsun bundan sonra. Sağlığına. Senin de sağlığına canım. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Akşamlar. Buyurun efendim. Şu masa mı bizimki? O efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Bilmem ki Nimetciğim. Randevulaşmış gibi. Boş ver. Boş mu vereyim? Oo maşallah. Almış yanına oğlunun gelini de hanımefendi. Kalkalım istersen, tadım kaçtı. Niye kalkalım Nimetciğim? Daha yemeklerimize başlamadı. Geldilerse geldiler. Bir merhaba deriz o kadar. Ha? Aa, merhaba mı deriz? Sapıttın mı ayol sen? Eyvah annemler. Annenler mi? Eyvah, oturmayalım istersen Şevket. Oturun ya, Allah Allah. Bizi mi yiyecekler? Tatlı tatlı geldik şuraya. Baba ne yapacağı belli olmaz bunların. Oturun oğlum. Ha, Allah Allah. Amma korkmuş bunlar gözünüzü ya. Olmaz bir şey. Hadi oturun. Raşit. Bakma diyorum sana oraya, bakma. Attırma benim tepemi şimdi. Ayıp oluyor ama Nimet. Bir selam verseydik hiç olmazsa. Selam mı vereceğim? Aa. İçti şarapları. Kafayı buldun herhalde, tahta kafa. Çevir başını. Hı? Yo Nimet. Bu benim siyasi kariyerime sığmaz. Herkesin gözü üstümüzde. Ne derler sonra? Ben bir merhaba diyeceğim. Ha, hadi de bakalım. Ben de senin kırmazsam o tahta. Nimet Hanım. Benim ah, bas kızım, bas kuvvetli bas. Ah. Yaptırma şunu Cafer, daha beter olacaksın. Ah, iyi geliyor, iyi. Bas kızım, bas. Ah. Mahkemeye vereceğim o kitapsızı Avrupa'ya. Görecek o. Ah. Hmm. Avrupa'nın da başka derdi kalmadı. Senin Sabri Bey'in davasını görecek. Bas kızım. Bak hem nasıl görecek. Aslıracağım o domuzu. Ah ah. Ah. Var mı öyle? Ah. Vatandaşı ezmek. Ah.
Bizimkiler de bugünler çok hareketli. Cafer amca Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na başvuruyor. Tahta kafa her an beyin kanaması geçirebilir. Bunalım Nimet suçüstü mahkemesinde. Ben haftaya Erciyes'teyim. Biri... Yenge günaydın. Günaydın. Yatıyor mu yine Cafer abi? Yatıyor zavallı iki büklüm. Türkan Hanım'ın Meremini de sürüyoruz ama devamlı. Vah abim vah. İğne falan yaptırsaydınız. Bugün bir daha baksın da olmazsa rica edeceğim yapsın. Yattı kaldı adam. Hep bu Sabri domuzun yüzünden. Öldürecek kocamı. Hepsi böyle bir yenge. Hasta bunlar, hasta. Ruh hastası. Adama eziyet olsun da ne olursa olsun. Temizlik biter bahçeyi süpürtür. Nerede bu oğulların Halil Bey? Eskiden hiç olmazsa sabaha karşı gelirlerdi. Maşallah şimdi gündüzleri de gelmiyorlar. Kıracağım boynuzlarını ikisinin de. Nerede olacaklar? Karı kız peşinde ikisi de. Hoş gör Halil Bey. Genç adamlar. Ha, biz de genç olduk Yusuf. İmal ettik mi işimizi böyle şeyler için? İşine bak sen, işine. Başlama onların avukatlığına sen. Bak müşteri bekliyor. Biz ne yapıyoruz Sultan Hanım? Çok konuşma. Arabayı da götürmüşler beyefendiler. Klip çekiyorlarmış, haberin var mı? Klip de neymiş sultanım? Ama sen de hiç görmedin mi ayol? Her şarkıcının bir klibi var artık. Senin de dünyadan haberin yok. Kıracağım boynuzları. Kolay gelsin. Ha. İyi günler, hayırlı işler. Oo, sağ ol kızım. Yatıyor mu yine kocan? Yatıyor baba, ne yapsın? Ha, yatar o eşek. İşi sana yıktı. Hasta Halil Bey, hasta. Sahiden hasta. Tembel adam, tembel. Sultan Hanım, başlamayalım sabah sabah. Başla bakalım. Uzatmayın müşterinin yanında. Bir laf söyledik, pişman etmeyin insanı. Sultanım, hesabı al. Alalım ama. Bıktım vallahi senin de bu çocukların çalımından ha. Bak hala konuşuyor. Hadi kızım, uyuma sen. Al ne alacaksın. Yusuf'un işini bitir Yusuf. Tabii Halil Bey, hemen. Asımlar nerede baba? İşbaşı yapmadılar da. İt ayağından paça yemiş gibi sabaha kadar orada burada dolanıyorlar. Hayırlı işler. Asım'a Sultanbeyli'den klip çekiyorlarmış. Klip mi Yusuf abi? Helal olsun valla. Kaset mi dolduruyor Asım? Benim haberim yok. Gelsinler, kıracağım boynuzlarını. Ha. Geldi seninkiler. Gelsinler. Aman baba, önce bir dinle. Ben bilirim ne yapacağımı. Tabii bilirsin de. Hiç insafları yok valla. Şu yaştaki adamı çalıştırıyorlar. Kendileri eğlencede, gezmede. Çalışmıyorlar mı Sultan Hanım? Çalışmıyorlar ya. Baksana şu halimize. Sen karışma bir kere. Sana düşmez. Bu babalarıyla onların arasında bir şey. Allah Allah. Günaydın. 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 Nerede söndürdünüz kandili? Gelin buraya bakayım. Nereden geliyorsunuz bu saatte iblis? Klip çeviriyorlarmış dediler ya ayol. Bu da safsaf soruyor. Aa, görmüyor musun şunların halini? Bak hala konuşuyor. Sana düşmez o Sultan Hanım burada babaları dururken. Bana bak kapıcı güzeli. Al ne alacaksan defol şuradan. Her gelişinde benim kocamla aramı açıyorsun be. Vallahi kırarım şimdi senin bacaklarını ha. Ne dedin ne? Kim gibi bacağını kırıyormuş be? Hırsız karı. Günah sokmayın insanın müşterinin yanında. Dur abla, ne söyleyecekse bize söylesin, bırak. Bırak, bırak, yol vereyim şunu saçını başını bırak. Ali'cim bu son. Son anne. Buraya kadar iyi geçti, bunu da verirsem. Geçersin inşallah. Çalışınca senin veremeyeceğin sınav yok. Çalıştım anne. Çalıştım bu sefer hakikaten, diyecek yok. Zeynep'inkiler nasıl? O süper be anne. Aferin. Buluşacak mısınız? Bilmem. O da çok yorgun ama. Ah canım. Bir ayda süzüldü. Kıyamam. Oo, bu ne muhabbet böyle? Kıskandın mı? Gel. Kıskandım valla. Kahvaltıda dehşet. Oğluna mı bunların hepsi? Hepsi oğluma Şükrücüğüm. Hak etti valla. Hak etti aslan. Ben de öpeceğim. İyi oğlum.
Seninle gurur duyuyoruz. Şu lafın da suyu çıktı. Bizimki gurur duyulacak bir şey ama Nazan. Türkiye'yi soyan çeteleri söylemiyoruz. Oğlumuza söylüyoruz. Baba, sınavdan sonra sana geleceğim. Gel. Ne istiyorsun? Göreceksin artık bizi. Göreceğim, söz. Kaçta çıkıyorsun sınavdan? 12 gibi falan çıkarım. Tamam, bir de yemek yeriz. Oh. Sen de gel istersen. Yok yok, sizin konuşacaklarınız vardır. Neye üzülüyorum biliyor musun? Ne canım? Şu çocuk seneye diplomasını alacak. Bunun gibi binlerce genç ne iş yapacaklar? Hadi bunun babasından kurulu bir düzeni var diyelim. Diplomalı işsizler ordusu. Niye? Öte yandan okuma yazması bile yok. Hödük oğlu hödükler eroin ticaretinden trilyonlar kazanıyor. Bozma şimdi moralimizi baba. Evet Şükrücüğüm. Çocuk tam havasına girmiş. Boşuna mı sosyal hukuk devleti diye bas bas bağırıyor insanlar? Biri şeriat peşinde, öteki eroin kumar mafyası. Bu sabah gene iyisin baba. Bakın Sabri Bey, bir daha söylüyorum. Götürüyorsunuz ama annem çok kızacak. Allah Allah. Niye kızıyor efendim? Adama bir resim yaptırdık. Öğrenmeyecek miyiz bir bilenden bunun değerini? Söyledi ya size Cenap Beyefendi. Cenap Bey'in lafıyla iş mi olur efendim? Adam atıyor. 500 milyondan 2 milyara çıktı birden. Hiç de atmıyor efendim. Onlar çok önemli sanatçılar. Hadi efendim hadi. Sizin kıymetli sanatçılarınızı piyasada tanıyan bile yok. Biz de araştırdık kendi çapımızda. Kimseye güveniniz yok ki efendim sizin. Sizin gözünüzü para büyümüş. Başka bir şey görmüyor ki. Görmüyor efendim evet. Her şeyin başı para. Ben öyle iki baldırı çıplak cavalocuzun lafıyla hareket edemem. Hiç de cavalocuz falan değiller efendim. Hakaret etmeyin öyle insanlara. Size kalsa bir yıllık kirayı bağışlayacaksınız ama efendim. Ya hakikaten 2 milyar ediyorsa efendim siz ne yapacaksınız? Utanmayacak mısınız bu söylediklerinizden? Bize ne faydası var ayrıca bunun efendim? Hay yaptırmaz olsaydık. Uydum sizin aklınıza. 2 milyar etse ne olur? Para şurada duvarda asılı duracak. Lüzumsuz yatırım. O parayı bankaya yatırsanız seneye 4 milyar. Pıs! Dolaşmaya kaldı da sende pis musibet. Gel canım, gel kızım. Baban sinirinden yine çiftelere, tekmelere başladı. Ayla Hanım, kelimelerinize dikkat edin lütfen. Çifte mifte fena olur. Beygir yok sizin karşınızda. Kedi babası. Efendim, ne dediniz? Kedi babası dedim efendim, kedi. Hadi yenge, geçmiş olsun. Sağ ol. Servisi yapardım sana ama apartmanlar bekliyorlar. Yaparım ben, yaparım. Sağ ol. Hadi iyi günler. İyi günler. Gelin. Efendim Cemil abi. Cafer nerede? Yatıyor. Kuruduk yahu. Kim yapacak bizim servisi? O işlere ben bakmıyorum, bilmem. O da yatacak zamanı buldu. Ne yapsın adam, keyfinden mi yatıyor? Buyurun. Kapıcı hastalanmayacak. Söylenme, söylenme. Ama iki adım atamıyorsun. Ah, paçavraya döndüm, paçavra. Ah. Niye kalktın Cafer? Ne yapayım Gül? Olmuyor öyle, yat yat. Anne. Geldim kızım, geldim. Cafer gir içeri, daha beter olacaksın ha. Ne yapayım Gül? Biraz hava alıyoruz. Gofret aldın mı? Aldım aldım. Bir daha da adımımı atmam markete. Ne oldu yine? Patlaya sıcak arı. Ne olmadı ki? Ne de tacıymış. Al kızım, yarısını sen ye. Yeşim hadi kızım, kaldırımdan yavaş yavaş, tamam mı? Güle güle. Hadi kızım, Allah zihin açıklığı versin. Görün babanızın halini de sakın öyle kapıcıyla mabıcıyla evlenmeyin. Doktor olacak benim kızlarım, doktor. İnşallah. Hükşe! Test test! İnsan şöyle eliyle kapatır hiç olmazsa. Kapattık efendim. Ne kapattın? Yıkadın her tarafımı Allah'ın cezası. Mahsus yapmıyor adam, hasta. Hasta.
İyi tutturdun bu hastalık numarasını. Acındırıyorsun kendine böyle değil mi? Allah'tan kork. Allah'tan. Artık göz göre göre bu kadar da iftira olmaz ki bir insana. Ayıp be ayıp. Şurada iki büklüm olmuşuz. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun Cafer amca. Teşekkür ederim. İyi günler evladım. Ne tarafa acaba? Yıldız'a Sabri Bey amca. Sınavım var da. Allah zihin açıklığı versin. Ben de karşıya geçiyorum. Acaba rahatsız etmezsen? Aa ne demek, buyurun. Ah çok teşekkür ederim, ne şans. Yıldız'a kadar gelebilirim. Seni beleşçi. İşin düşünce nasıl yağ çekersin insanlara? Domuz, üç kuruş at önüne oynasın. Hadi sen de gir içeri, üşüyeceksin yine, Allah korusun. Banu, tut kızım babanın elinden. Aferin benim doktor kızıma. Ah! Radyoyu açabilir miyim? Tabii evladım, tabii. Ne demek? Müsaade sizin. Nasıl gidiyor sınavlar? Çok iyi Sabri Bey amca. Bu son. Tebrik ederim. Bu da iyi geçer inşallah. İnşallah. İyi hazırlandım ama bakalım. Geçer, geçer. Çalışan her zaman kazanır evladım. Öyle. Başınızı şişiriyorsa değiştirebilirim. Hayır evladım, hayır. Rahatına bak. Ne güzel dinliyoruz. Müzik ruhun gıdası. O elinizdekini arkaya koysaydık Sabri Bey amca. Böyle iyi evladım. Düşer müşer Allah göstermesin. Bizim kayınvalidenin portresi. Kiracımız Sıtkı Bey yaptı. Zaten aile hanımdan bin bir güçlükle izin aldım. Nereye götürüyorsunuz? Bilir kişiye göstereceğim. Fiyatı konusunda anlaşamadık da Cenap Beylerle. Bir ressam paşamız var. Sever beni, bandodan tanır. Ona rica edeceğim. Bir yıllık kiraya sayacaklar, utanmasalar evladım. Bu ne artık? Ne kadar? Aman aramızda kalsın. Tabii canım. 12 bin mark. Vallahi iyi para. Çok iyi evladım. Onlar da fazla uyanık. Almanya mı burası? Kiralarını ödüyorlar mı? Şimdiye kadar ödediler. Bir tatsızlık olmadı ama... Resim yüzünden birbirimize gireceğiz herhalde. Aile hanım da sağ olsun bol kesirden hemen bağışlayıveriyor. Baban kefil bizim kiracıları biliyorsun. Biliyorum. Söyle kulaklarını çeksin biraz. Mahkemelik olursak baban ödemek zorunda kalır evladım, yazık değil mi? Elleri kırılasıca. Nasıl götürmüş benim resmim benden izin almadan? Uyuyordun zanneciğim, uyandırmak istemedi. Getirsin resmimi. Vallahi hakkımı helal etmem. Nereye gitti o? Paşa'ya gitti anneciğim, paşa'ya. Paşa'ya mı? Ne paşası? Ben ne bileyim ne paşası anneciğim. Eskiden Sabri Bey'in paşasıymış işte. Elleri kırılasıca. Getirsin çabuk resmimi. Aa, getirecek anneciğim. Paşa'ya gösterip getirecek. Aa. Paşa'ya niye gösteriyormuş beni? Elleri kırılasıca. Ben göreceğim çıkıyorum. Ay anneciğim öyle değil, tövbe estağfurullah. Resmin değerini. Gösteremez inşallah da düşer bir yerini kırar. Aa, Allah göstermesin anneciğim. Niye kırsın adamcağız şimdi bir yerini? Kırar inşallah. Rüknettin, görüyor musun damadın bana yaptığını? Almış resmimi satmaya götürmüş. Gözleri kör olasıca. Aa, Allah göstermesin. Söylemeyin öyle anneciğim. Sedat. Sedatcığım. Hayatım. Ne var canım? Saat 8'i geçti yavrucuğum. Gitmeyecek misin işe? Gitmeyeceğim anasını satayım. Uyuyacağım bugün tak. Aman sevgilim, Yavuz Bey'in kulağına gider bir şey söyler. Kalk, tatsızlık olmasın. Hadi canım. Olmaz bir şey sevgilim. Bırak uyuyacağım. O da bugün evde zaten. İşe gelmeyecek bugün. Olsun Sedatcığım. Kalk aradan buraya filan gelir. Gelsin. Bırak uyuyacağım. Ne oluyor ya? Biz ona para kazandıracağız diye canımızı veriyoruz. O burada horozuyla sevgilisiyle ressama poz veriyor. Manyak mı bunlar? Manyak sevgilim, manyak. Parası bol. Tablo yaptırıyor herif hava olsun diye. Tak tak. Atıyor milyarları sokağa. Ah görgüsüz. Pes herif. Çalışmayacaksın bu adamlara. Yaramaz. İste bakalım bir kuruş veriyor mu açıktan? Burada Yavuz amca, veriyorum. İyi günler.
Baba. Evet. Baba, Yavuz amca seni istiyor. Kız burada mı dedin yoksa? Evet anne, ne deseydin? Gerizekalı. Uyuyor da deseydin bari. Telaşlanmayın kardeşim. Tak lan şunu kocana. Aman güzel konuş Sedat. İyi günler Yavuz Bey. Prensimiz nasıl? Öpüyoruz onu. Veriyorum bir dakika. Canım abicim buyur emret tak. Evdeyim canım abicim, bende yalan yok. Kırıklığım var biraz. Uyuyup kalmışım. Ne demek canım abicim? Kalktım tabii. Emrindeyim, hemen gidiyorum. Ay niye öyle söylüyorsun Sedat? Öyle Serpil, yalan yok. İşimizden olalım. Hemen gidiyorum canım abicim. İş bu ne demek? 10 dakika sonra kapıdayım abicim. Saygılar. Hadi birader kap şu işi. Ha, biz işlerimiz de buradayız. Ha, bir şey icap ederse cepten ararsın. Vatandaş parayı götürmeli. Ay ay ay, elim yandı kız. Üf. Buyur, vatandaş yesin yumurtasını. Hmm, mis gibi de koktu. Şimdi ben nasıl yerim biliyor musun ablacığım? Kız ağır ol biraz. Lop lop yutuyorsun. Şu göbeğe bak. Küt dedek dur verecek kalbin ha. Karıştırma ablacığım şimdi vatandaşın kalbini göbeğini. Sus be sen de. Kot 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 sabahtan beri. Ablacığım yavruyla güzel konuş. Kırıveririm bir tarafını. Türkiye onunla gurur duyuyor. Devam et yavrum. Beni benden, beni bir daha sorma yolcu. Arama gittin yerden. Kısın sesini de. Vatandaşın kafasını şişirmeyelim ablacığım. Ayıp oluyor. Başlarız film vatandaşından da ha. Konuşma fazla, otur. Ne resmiymiş kız şimdi bu? Yağlı boya resmi ablacığım. Kıyak yapıyoruz komşularımıza. Herkese borçları varmış. Sen manyak mısın kız? O kadar para verilir mi o ağaç heriflere? Verilir ablacığım. Bu sanat. Hadi be. Ne sanatı? Paran o kadar çoksa bir klip yaptır bana. Mesela bir araba al şöyle otomatik ha? Of anam of. Kitapsız. Numara yapıyormuşuz. Oh. Of anam of. Çok konuştun ha? Of anam of. Kitapsız. Hmm. Bak kaldırma beni yerimden, fena olur. Of anam, kalkamıyoruz ki. Ay. Tut kızım. Of. Hadi iç şu ilacını Cafer. Sağ olasın. Muayenehaneye mi Gül? Ha, ne yapayım? Gideyim bir toplayayım ortalığı da gelirim yine bir ara. Al babacığım, al al. Bunu da götür Gül. Başım şişti ha. Götüreyim. Of, her iş bana kaldı. Aferin benim kızım. Bak ne dikkat. Sular da verir babasına. Doktor maşallah, doktor. Sağ ol kızım. Aferin. Hadi sen de otur babayla kızım. Sıkılmasın adamcağız, tamam mı? Oturur benim kızım, oturur. Doktor teyzesi gibi babasının nabzına, tansiyonuna bakacak. Değil mi kızım? Oh. Ayşe, dikkatli in merdivenlerden kızım. Aman, hep önüne bak, olur mu? Bakıyorum. Hı-hı. Abla. Aferin. Guten Tag, guten Tag. Ah, guten Tag, Maşuk. Kuş mu konuştu abla? Evet, kuş, papagan. Adı Maşuk. İyi günler diledi bize. İyi günler, nereye böyle? Ah, alışverişe gideceğiz Ayşe ile biraz. Ah, nasıl oldu Cafer Efendi? İyileşemedi daha. Allah Allah. Of anam of. Aa, of mu dedi abla? Aha. Çenesi düştü bunun, çenesi. Sabahtan beri durmadan konuşuyor maşallah. Ayşe, hadi yavrum. Her zaman konuşmaz, hadi. Dokun, ne bakıyorsun? Sus terbiyesiz, ağzına biber sürerim senin. Dokun. Kötü bir şey mi söyledi abla? Çok ayıp Maşuk. Sag bitte zor hezahın nicht ya. Tövbe yarabbi, Almanca'dan biliyor bu. Hadi. Buradayım sevim, hava alıyorum biraz. Bira mı içiyorsun yine? Yok canım, ne birası? Bak istersen. O bir kuş Ayşeciğim. Duyduklarını ezberleyebilme ve tekrarlayabilme yeteneği var. Allah Allah. Öyle. Sevim koş. Koş, Ulrika Hanımlar gidiyor. Sevim koş.
Ne vardı acaba efendim? Durun durun. Sevim bir şey söyleyecek size. İyi ki gördüm. Sevim, Sevim. Geldim, geldim. Aa, şekerim merhaba. Merhaba. Çarşıya mı gidiyorsunuz? Çarşıya, evet efendim. Ayşe'ye de bir şeyler alacağız. Ah, tamam. Elbisesi için 18 santimlik fermuar. Alalım Sevim Hanım, tabii. Başka bir şey lazım mı? O kadar. Unutmazsınız değil mi? Unutmayız efendim. Katiyen 18 santim. Görüşmek üzere. Güle güle. Aa, bu ne? Cemil nereden çıktı yine bu sepet? Aa, nereden çıktı Sevim? Allah Allah. Ben de farkında değilim. Hadi hadi. Bırak numarayı. Tüh, yazıklar olsun. Başladın yine sepet sallamalara. Ne ilgisi var Sevim? Ben de seninle birlikte gördüm vallahi. Sus, yemin etme bari. Allah'ın cezası. Ben de bunu fırlatıp bakmaz. Burada bakır, demir, eskiler alırım, antikalar alırım. Antikacı geldi. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geldi yine yengeç. Şey, sana bir makam koltuğu getirdim enişte. Koltuk mu? Ya, hem de döner koltuk enişte. Meclistekileri aratmaz valla. Şöyle bir köşeye oturacaksın. Marketin her tarafını radar gibi böyle göre göre yüksekten öpeceğim. Kim bilir nereden yürüttü. Öp böyle tükürüklü tükürüklü iblis, sevmem. Aa, içinden gelmiş adamın. Halil Bey sen de yani. Nerede o koltuk? Dışarıda arabada. Hadi aslanım getirin şunu. Getirin şunu bakayım. Getirelim. Ne oluyor aslanım? Ne var bunda, gülecek? Aman bırak be abi. Onları kim beğeniyor acaba? Kaç para bu koltuk Hüseyin? Ne parası enişte? O benim sana hediyem. Bak otur bir dene. Beğenirsen parası mı olur? Duydun mu Halil Bey? Duydum sultanım. Senin bir koltuğun olacak enişte bundan sonra. Yaslanacaksın şöyle arkana. Koskoca bir iş adamı, Türkiye'nin gururu böyle taburelerde mi oturur? Bu mu koltuk? Bu eniştem tabii ya. Antika valla, tarihi eser. Yok artık. Külüstürmüş ya, ben de yeni sandım. Tövbe, sensin külüstür. Ben onu bir kaplayayım görürsün. İşine bak sen iblis. Hemen çıktı ortaya, Bodur. Sana fikrini soran oldu mu şimdi? Külüstür be Hüseyin abi, baksana ağa gitmiş, vağa kalmış bunun. Karışmayın siz, koltuk benim. Ama ne canım, size mi getirmiş adam? Eniştesine hediye getirmiş. Her konuda bir ukalalık. Nasıl yükseliyor bu Hüseyin? Dur enişte, yükselteceğim şimdi. Aa, pek de yakıştı maşallah. Vallahi buna bir de maşallah tak kız nazar değer. Herkesin gözü eniştemin üstünde. Gözleri çıksın. En başta kızıyla damadı. Yavaş çevir Hüseyin. Yavaş yavaş enişte. Hey maşallah hey. Gururumuz Türk ekonomisinin babası. Yavaş yavaş. Adamı yine eve kapatmış. Kimseyle görüştürmüyormuş Nimet Hanım anne. İnşallah minelerle görüştürür. Ne yapacak artık anne? Kızı da yanında. O kadın deli oğlum, zır deli, ne yapacağı belli olmaz. Ailede varmış teyze, yedi göbeğe kadar çıkarmış delilik. Allah göstermesin. Annesinde bir şey yok çok şükür de, şu yavrucakta bari bir şey çıkmasa. O nasıl söz Hacer Hanım, Allah saklasın. Ne diyorsun kızım sen ağa? Vallahi kötü bir maksatla söylemedim teyze, özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Hadi, hadi bak işine. Bak nasıl canım sıkıldı şimdi. Ağzımdan kaçtı dedi anne. Uzatma. Var böyle densizlikler, sen de biliyorsun. Anacığım ne iyi ettin ya. Canın sıkıldıkça gel buraya. Yüzünü görelim biraz. Özlüyoruz. Ne yapacaksın evde tek başına? Geliyorum ya oğlum. Daha sık gel anacığım. Devamlı bizde kal diyeceğim ama kalmazsın. Yok oğlum yok, kalamam. Böyle daha iyi. Birbirimizin kıymetini biliyoruz. Hmm. Yine sokuşturdun anne ha. Başka zaman bilmiyoruz kıymetini ha. Özge. Efendim. Annen bizi kapıdan çevirmesin. Aa, yok canım, daha neler artık. Olabilir Özge.
Kimseyle görüşmüyorlarmış baksana. Evet kızım, dış dünyayla ilişkilerini kesmişler. Canım biz bir geçmiş olsun deyip iki dakika oturup gideceğiz. Raşit Bey kimseye göstermek istemiyor. Belki o haliyle görmemizi istemiyordur. Haklı. Adamın kafasında kaç tane dikiş var çocuklar. Ne dersiniz? Benim annem deli mi? Estağfurullah kızım. Deli değil de var bir şeyler. Var var. Hava biraz yumuşasın da doğru dürüst bir nörolar göstermek lazım. Raşit'ciğim yat. Başın ağrımıyor mu? Ağrım yok da Nimet'ciğim. Yatmaktan sıkıldım. Kalkıp dolaşmak istiyorum biraz. Ya sevgilim, daha erken. Bizim artık dış dünyayla ilişkimizi kesmemiz lazım. Nasıl keseriz Nimet? Keseceğiz Raşit'ciğim. Başka çaremiz yok. Böyle baş başa bize felaket getiriyor. Şu telefonu verir misin? Ne yapıyorsun? Partiden birkaç arkadaşla mutlaka görüşmem lazım, ver. Hayır canım. Telefon da felaket getiriyor. Heh, biri geldi. Gelsin, yat sen. Ben bakarım. Biraz kalkayım Nimet. Hayır sevgilim, lütfen. Senin öyle hareket edip yıpranmanı istemiyorum. Hay Allah! Kapıyı niye kilitliyorsun Nimet? Eyvah ya! Nedir bu başıma gelen? Kim o? Anne biz geldik. Geçmiş olsuna geldik Nimet'ciğim. Eksik olmayın. Hoş geldiniz ama kusura bakmayın. İçeriye kimseyi kabul edemiyorum. Bizi de mi anne? Evet kızım, sizi de. Bir süre böyle. Raşit'le karar verdik. Kimseyle görüşmeyeceğiz. Kararlarınıza saygı duyuyoruz Nimet'ciğim. Bu sizin. Teşekkür ederiz. Bir ihtiyacınız varsa... Yok şekerim, eksik olmayın. Çok düşüncelisiniz. Gidiyor muyuz şimdi anne? Evet kızım, gidiyorsunuz. Ayıp oluyor ama biraz. Niye ayıp oluyormuş? İstemiyorum hiçbirinizi. Açık açık söylüyorum işte. Bana kocamın sağlığı lazım. Ne geliyorsa başımıza, akrabalarımızdan, ahbaplarımızdan geliyor zaten. Hadi güle güle. Yürü Özge. Buyurun efendim, buyurun. Bir şeyim yok benim, iyiyim, buyurun. Özge, Mine Hanım. Ne oluyor Raşit? Niye bağırıyorsun öyle avaz avaz? Bir yerim mi acıyor? Hiçbir yerimin acıdığı falan yok Nimet. Niye gönderdin insanları? Defolsunlar. İstemiyorum hiçbirini. Ne kızımı ne torunumu. Bana sen lazımsın. Girmesinler aramıza. Biz böyle iyiyiz Raşit baş başa. Of Allah'ım of. Allah Allah. Aa, ne çabuk geldiniz? Almadı ki bizi içeri. Bir geçmiş olsun dememize bile fırsat bırakmadı. Aldı çiçeğini yallah. Demedim mi anne? Raşit Bey ne yapıyor? Görmedik ki Cem. Adamı odaya kilitlemiş ya. Kilitlemiş mi? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor vallahi. Ne işaretleşiyorsunuz öyle dumkol? O böyle böyle yapıyor amca. Kıskanıyor babacığım, kıskanıyor. Telefonlara ben bakıyorum diye. Rahat dur sen de. O mu bakacak artık telefonlara amca? O bakacak, evet. Sen müşteriyle konuşmasını bilmiyorsun. Öğrenemedin hala. Ha, bu öküz gibi. Öküz baba, möğe gibi. Ne bilir o telefonla konuşmasını. Bak amca ağzını bozuyor. Al. Terbiyeli konuş büyüklerine Dumkov. Patlatırım ben seni. Amca bak yine yapıyor. Al. Rahat dur. Alacağım şimdi ayağımın altına ikinizi de. Ah. Oh baba vur. İşçi o, işçi. Kes sen de. Söyle bakayım. 7 kere 8. 7 kere 8 mi amca? Tüh. Kafasız. Şu yaşa geldi. Tüh. Öküz, öküz. Böyle gibi. Bak şu telefona. Bakıyorum babacığım. Alo.
Burası teyzeciğim. Özür dilerim, kaç yaşındasınız? Amca yaşını soruyor. Sana ne Dumkov? Hemen geliyoruz. Sesiniz çok güzel hanımefendi. Ne güzel anlatıyorsunuz öyle tatlı tatlı. Tüh! Güzel konuş, patlatırım ben seni. Hemen geliyoruz hanımefendi. Göğüs ölçülerinizi alabilir miyim? He? Ne dedin? Kadına göğüs ölçülerini soruyor amca. Kapattı baba. Kapattı tabii. Amca kaçıyor. Tüh! Senin gibi evlat olmaz olsun. Hayır, gel buraya. Ya, bana ne? Döveceksin. Döveceğim abi. Gel buraya. Anacığım kurtar, dövecek. Aa, ne oluyor Davut? Karışma sen Ulviye. Gel. Anacığım kurtar, dövecek. Aa, aman Davut, sakın sakın. Enişte hatırım için. Ölümü gör bak döversen Allah aşkına. Böyle bizim gibi namusuyla çalışana hayat yok Adem abi. Yok bacım. Adamlar çarıkla götürüyorlar parayı. Kimse de dur demiyor. Dolandırıcıları alkışlıyorlar bu memlekette. Öyle bacım. Karnı nizam kalmadı ki. Bacak kadar veletler tabanca taşıyorlar bu memlekette. Adem abi kolay gelsin. Dilekçim merhaba. Merhaba tertip. Sende fermuar var mı? Var. İstiyor musun? İstiyoruz. 18 santimlik. Ayşe yengenin elbisesi için. Oo, elbise mi diktiriyorsunuz Ayşe Hanım? Yok be canım. Ben neyimle diktireceğim. Ablam sağ olsun. Görüşürüz Adem abi. Buyurun. Hadi bacım işine bak. Buyur Ayşe yenge. 18 santimlik mi demiştin? 18 dilekçim. Bak ne dikkatli kız, görüyor musun Ayşe yenge? Maşallah. Maşallah canım. Jarterlere takılıyor değil mi bunlar dilek? Böyle jit diye çekiyorsun. Hiç duymadım. Ben duydum Almanya'da falan. Ne tatlı kız değil mi Ayşe yenge? Tatlı ya maşallah. Ben de çok beğeniyorum maşallah. Başka kızları da bakıyor musun böyle çapkın çapkın tertip? Yalnız sana Dilek. Bakma çok kıskanırım. Yok Dilek, zaten o iş öyle olmuyormuş. Öğrendim Cerap amcadan. Akıllım benim. Bak Ayşe yenge, biz hep böyle severiz birbirimizi. Tatlı tatlı. Aman Erkuncuğum, kurtarın beni bu kadının elinden. Hayatım tehlikede vallahi. Gelince Şevket'e de söyle. Ne yapacağımı şaşırdım. Her an pencereden atlayabilirim. Raşit, ne yapıyorsun? Ha, geliyor, kapatıyorum. Aa, niye kalktın canım? Yok bir şey Nimet. Telefon açık kalmış da. Yoksa bir yerleri mi aradın? Hayır canım, ne araması? Biraz da kalkayım dedim. Ha, sakın kimseyle görüşme Raşit. Vallahi çok kızarım. Bize bizden başka kimseden fayda yok. Aa, fişi niye çektin? Kimse aramasın. Biz de kimseyi aramayalım Raşit'ciğim. Yeter. Başımızı dinliyoruz şurada. Önemli bir şey olur ama Nimet'ciğim. Çekmeseydin şunu. Yat sevgilim. Başını dinle. Bize bizden başka kimseden fayda yok. Of Allah'ım of. Adam kurtarın beni diyor ya. Pencereden atacakmış kendini. Pencereden mi atacakmış? Bunalıma girmiş adam Kanarya. Ne yapsın? Kadın odayı hapsetmiş. Eziyet affedersin müdürüm. Ne kadınmış affedersin. Kafası kırılasıca. Ne oldu? Felaket kızım. Tahta kapı telefon etti şimdi. Kurtarın beni diyor. Aa yazık. Nimet Hanım odayı hapsetmiş adamı Demet. Öldürebilir valla. O kadın manyak. Vallahi öldürebilir. Ne yapsak? Olmazsa kırıp kapıyı girelim içeri canım. Hayatım tehlikede diyor adam. Şükrü Bey'le bir konuşsanız. Hah, iyi düşünün kızım. O vakit kaybetmemek lazım. Durun bakayım. Hep birlikte girmeyelim içeriye. Tamam Ergun Bey, girmiyorum. Siz konuşun. Şükrü Bey. Biz bir kolaylık yapabiliriz Sami Bey. Tabii. Ne zaman isterseniz. Görüşelim. Olur. Yüz yüze. Şükrü Bey çok önemli. Evet. Sizi dinliyorum. Olabilir. Efendim özür dilerim ama hayati bir mesele var. Özür dilerim Sami Bey. Bekletebilir miyim sizi 2 dakika? Sağ olun. Ne var Ergun? Efendim konuşmanızı böldüm. Çok özür dilerim ama Raşit Bey telefon etti. Raşit Bey mi ne istiyor? Kurtarın beni diyor efendim. SOS verdi. Nimet Hanım evi hapsetmiş. Hayat tehlikedeymiş.
Sami Bey özür dilerim. Ben sizi 5 dakika sonra arasam... Görüşmek üzere. Ne diyorsun ya? Vallahi efendim biliyorsunuz o kadının ne yapacağı belli olmaz. Allah Allah. Ben de bir konuşayım bakayım. Demet. Tabii efendim. Demet ara çabuk. Şükrü'ye konuşacak. Arayayım Ergun Bey. Telefona Nimet Hanım çıkarsa Raşit Bey'e geçmiş olsun demek için arıyorum. Tamam. Hadi kızım. Eyvah eyvah. Belki de boğdu adamı. Yok ya. Ne bu artık Ergun? Yapar efendim yapar. O kadından her şey beklenir. Olmaz olsun affedersin. Benimle konuşurken Nimet Hanım üstüne geldi efendim. Hemen kapattı. Adamın korkudan sesi titriyordu. Cevap vermiyor mu? Sürekli çalıyor ama açmıyorlar Şükrü Bey. Eyvah eyvah oldu bir şey. Acaba telefonun kablosunu mı boğdu ne yaptı? Tövbe ne iş müdürüm affedersin. Yazdın gene Ergun. O kadın her şeyi yapar efendim. Adamcağız kurtarın beni bu canavarından diye feryat ediyordu. Telefonun fişini çekmiş olabilir Şükrü Bey. Olabilir. Oraya gitmek lazım efendim. Başka çare yok. Oh hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz mi abi? Aman efendim ilk geldiniz olay var. Olay mı ne oluyor? Tahta kafa telefon etmiş. Beni aradı efendim. Ben o sırada tuvaletteydim. Ergun Bey açmış. Bırak kızım şimdi ayrıntıları. Adamın hayat tehlikede. Ha ben açmışım ha o aramış. Kurtarın beni bu kadının elinden diye yalvarmış abi. Yok ya ne zaman? Az önce efendim. 10-15 dakika ya oldu ya olmadı. Bizi şimdi aradık galiba telefonun fişini çekmiş. Sürekli çalıyor. Yapma be. Şimdi Cemler oradan geldiler ama. Olabilir baba dedim sana. Özge de hiç beğenmemiş durumu. Eyvah ne yapacağız? Durmayalım efendim. Biz gidelim kanalıyla alalım Abbas'ı da. Onun zulü kırarız kapıyı olmazsa. Kırarız icabını da babam affedersin ne demek? Yok canım durun. Öyle olmaz baskına gider gibi. Çalarsınız zili. Bir anormallik görürseniz polise haber verirsiniz. Bizi ararsınız sonra. Arayacağız tabii efendim. Hadi kanalıya giy üstünü. Hadi Ergun Bey. Ergun. Bir de çiçek al. Alalım efendim peki. İnşallah biz oraya gidene kadar öldürmez adamı. Hadi. Ne ahmak adamım ben. Estağfurullah Cenab-ı abi. Kesmeyi bir kişi bu bir şiir. Ha öyle mi? Özür dilerim. Kafam dağınık da. Ne ahmak adamım ben. Bahar gelmiş bir haberim. Baharla süslenmişsin. Ölümüm senden olacak piyaz. Nasıl? Yeni mi bu Cenab-ı abi? Benim değil canımın içi. Cahit Irgat üstadımızın. Benim ölümüm de senden olacak Esmer. Buna da alışıyorum galiba yavaş yavaş. Böyle de fena değil İbrikçi. Vivaldi'nin mevsimleri gibi. Bu ne bu Cenab-ı abi? Esmer'e alışıyorum İbrikçi. Kızıl saçlarıyla. Zamanla her şeye alışılıyor be Cenab-ı abi. Hayat böyle. Öyle İbrikçi. Sen hazır mısın? Hazırım Cenab-ı abi. Ne yapalım? Para için katlanacağız. Böyle bir resim yapacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. Katille kaplı bir kabzımal, horozu ve metresi. Yo, metresi değil canımın içi. Eseri, o bir sanat eseri. Ne yapalım peşin para katlanacağız. Az önce sen söyledin. Hayat böyle. Geldiler. Aman İbrikçi. Avansını almadan başlama sakın. Bu da Sabirciğimin Alzheimer'li kayınvalidesinin portresine benzemesin. Başlamam Cenab-ı abi. Parayı göreceğiz önce. O da bilirkişiye götürmüş bizim resmi. Fiyat tespitine. Uyanık. Öyle mi? Bunu da konuşmak lazım. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Aman efendim. Bu ne şıklık, bu ne zarafet. Gözlerimizi kamaştırıyorsunuz. Sağ ol birader. Vatandaşa moral olsun. Kaç saatimiz alır bu iş? Bugün birkaç saatinizi rica edeceğiz Yavuz Bey. Böyle buyurun. Birkaç saat mi? Kız Yavuz demedim mi ben sana? Oturalım ablacığım. Cavcav yok. Sanat ortamındayız. Buyurun. Yavuz Bey siz şöyle buyurun. Hanımefendi siz şöyle kenara oturun. Sen anlarsın. Doğru söyle ama bak. Saçın böyle güzel olmuş mu ha? Çok güzel hanımefendi. Ya yakmıyorsun inşallah. Ha? Efendim? Katiyen efendi. Harikulade. Ablacığım
Hasret benim vatandaşı. Dikkatli olalım laflarımızda biraz. Ha. Buyur birader. Şu avansınız. Konuştuğumuz gibi. Aman Yavuz Bey. Ne acelesi var? Çok teşekkür ederiz. Götür birader. Bizde para peşin. Vatandaş yemeli parasını. Prens, sakin ol yavrum. Yabancı değil amcalar. Çek ulan şunu aramızdan. Başladı gene kot 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 kot. Hor görme öyle garip ablacığım. Kırmayın bir tarafını sanatçı dostlarımızın yanında. Türkiye onunla gurur duyuyor. Kod adı yeşil mi? Yok birader. Terminator da derler. İsterseniz bana verin, üstünüzü kirletmesin. Bırak birader. Berekettir. Dokunma canavara. Siz bilirsiniz canımın içi. Kız, benim resmimi sakın bu taraftan yapma. Burnumun kemiği eğriymiş. Olabilir ablacığım. Biz de şuradan iki kurşun yarası aldık. Bir şey söylüyor muyuz? Başla birader. Başla İbrikçi. Geldiniz beyefendi, buyurun. Geldik efendim, geldik. Bir saattir zili çalıyorum, açmıyorsunuz şu kapıyı. Annem tuvalette efendim, ne yapalım, onu bekliyorum, açamadım. Öğrenebildiniz mi bari tablonun fiyatını? Öğrendim efendim, öğrendim. İyi ki büyük hanım tuvalette. Sakın siz de ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Adam dünya çapında bir ressammış meğer. Ya gördünüz mü efendim? Şişirdi, iki fırça attı diyordunuz bir de. Nerede bileyim efendim? Allah kahretsin. Biz bunlara iki yıllık kirayı da bağışlasak az. Aman, aman sakın kimseye bir şey söylemeyin. Bitti mi anneciğim? Geliyorum. Ah kafam, ah. Size uydum. Ne vardı şu muşmula suratlının resmini yaptıracak? Terbiyeli olalım biraz efendim ağa. Size benzer muşmula suratlı. Bitti mi anneciğim? Bitti bitti. Otur otur, sıkıldım. Ay niye beklemediniz beni anneciğim? Sıkıldım. Kim geldi? Sabri Bey. Geldin ha ahlaksız. Nereye götürdün benim resmimi? Tövbe yarabbim. İşte efendim burada, buyurun. Benim resim değil o. Niye astın oraya? Kaldır çabuk. Elleri kırılasıca. Sattın mı yoksa? Tövbe estağfurullah. Uçtu kadın, iyice uçtu. Niye satsın anneciğim? İşte vallahi sizin resminiz. Yazıklar olsun. Rukneddin, görüyor musun? Ahlaksız damadın götürdü resmimi, sattı. Vallahi zaten canımın sıkıntısından delirmek üzereyim. Şimdi o Rukneddin'inkini de seninkini de parçalayıveririm vallahi. Aa. Uyumaya çalış Raşit. Dinlen biraz. Uyuyamıyorum sevgilim. Rahat bırak beni. Böyle de dinleniyorum. Hadi sen bak işine. Yok benim bir işim Raşit. Başından mı salmaya çalışıyorsun beni? Aşk olsun nimet. Onun söz. Ne güzel böyle baş başa. Aa, kim bu şimdi? Bilmem sevgilim. Yat sen, ben bakarım. Raşit, sen birilerine telefon mu ettin yoksa? Ne telefonu Nimetciğim? Fişi de çektin. İyi günler efendim. Aa, niye geldiniz? Kötü bir niyet yok, affedersin. Şöyle durun bakayım şöyle. Nereye öyle löngürlöz? Efendim iyi günler. Raşit Bey'e geçmiş olsun da geldik de. Bu da sizin. Teşekkür ederiz. Aman efendim estağfurullah, vazifemiz. Nasıllar kendileri? Afiyetler inşallah. Afiyetler. Maalesef sizi görüştüremeyeceğim. Uyuyor. Uyuyor mu? Uyumuyorum Ergun'cum, kalktım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Biz şöyle bir uğradık. İyisin inşallah. İyisiniz ha? İyiyim iyiyim. Sağ olun. Raşit, benden izinsiz niye çıktın odandan? Bir merhaba diyeceğim Nimet. Hayır efendim. Merhaba falan yok. Çabuk yatağına. Hadi size doğru işinize. Tabii efendim, tabii. Abbasçık, çık, hadi gidelim. Hadi Kenan sen de, hadi rahatsız etmeyelim. Çıkıyorum Ergun Bey. İyi günler. İyi günler çocuklar, İyi günler, sağ efendim. Olun. Selam söyleyin. Başla efendim. Aa, ne yüzsüz şeyler. Kovuyoruz hala iyi günler mi iyi günler. Raşit, yoksa sen mi çağırdın bunları? Olur mu Nimet? Ha, ne ilgisi var? Çabuk yatağına. Ha, öyle bir şey yapma, vallahi paralarım.
Yoklar mı? Yemeğe gitmişler. Hepsi. Aha. Ali de gelmiş. Oh valla. Onlar da ne rahat. Yolluyorlar bizi buraya. Adam ölse umurlarında değil. Tahta kafanın durur mu kötü kanarya? Kötü Ergun Bey. Bırakmadı ki müdürüm affedersin. Sıkıvereyim gırtlağını şöyle. Ne sıkıyorsun öyle dangalak? Tavuk mu bu? Biz görevimizi yaptık kanarya. Bizden günah gitti. Ver bakayım şu cebinden. Cem Bey'i bir arayalım. Buyurun. Doğrudan numarası değil mi? Başka kontrol yok. Doğrudan Ergun Bey. 0542 265. Hah, açıkmış çalıyor. Hah Cem Bey, saygılar efendim. Nasılsınız efendim? Afiyet olsun. Gözümüz yok. Ne güzel böyle dördünüz. Gittik efendim. Şimdi çıktık. Pek anormal bir durum yok. Bizi görüştürmedi efendim maalesef. Ya, Raşit Bey kalktı bizi karşıladı ama... büyük baskı var efendim anladığıma göre. Öyle Ergun Bey. Yapılabilecek bir şey yok şimdilik. Teşekkür ederim. Onların da selamı var. Görüşmek üzere. Ne olmuş, ne diyor? Değişen bir şey yok baba. Onları da kapıdan sepetlemiş. Tahta kafa hayatta. Hayatta amca, hayatta. Görmüşler. Bu ne be, korku filmi gibi ha. Aman canım. Biz de amma telaşlandık. Ergun'un dolduruşuna geldik oğlum. Olmaz bir şey, söyledim size. Onlar birbirleri için yaratılmış. Hadi bakalım sağlığa. Sağlığa amcacığım. Sağlığa. Ah, oh be, kuş gibi hissediyorum şimdi kendimi ha. Vay kartal yeğenim. Son sınavında başarıyla geçtin ha? Geçtik amca. Aferin. İşte böyle olur. İstikbal sizde. Zeynep ne yaptı? Onunki de iyi geçti amca. Helal olsun. Hadi bir yudum da Zeynep'e. Hadi içelim. Fikri. Efendim abi. Biz böyle rahatladık, boş verdik ama bu kadın bir şey yapmasın. Aa, çekemem abi şimdi. Oğlumuzla bir şey kutluyoruz şurada. Hadi oğlum. Bayıldı kız. Ne bitmez şeymiş bu. Az kaldı hanımefendi. Sabır. Biraz daha sabır. Lütfen. Demedim durma ablacığım. Bu iş böyle şimşek değil bu. Resim yapıyor adam. Hadi birader. Sen de fazla uzatma, vatandaşa sıkıntı bastı. Birer fotoğrafımızı verseydik olmuyor muydu kız? Olur mu Şengül Hanım? Cacel konuşma ablacığım. Sanat resmi yapılıyor burada, sık dişini. Hadi birader. Hadi Sıtkı'cığım, yormayalım değerli misafirlerimizi. Elimden geleni yapıyorum Cenab abi. Ya birader bildiğin gibi. Ablacığım sıkıştırmayalım vatandaşı, tamam mı? Prens sakin ol yavrucuğum, az kaldı. Hadi birader. Sen devam et İbrikçi, ben bakarım. Aman Cenab abi, Cemil Bey olabilir. Cenab amcacığım merhaba. Oo, merhaba delikanlı. Gelebilir miyim biraz? Sana bir şey soracağım. Özel. Sorabilirsin. Gel. Ama biraz bekleyeceksin sessizce. İşimiz var. Olur, beklerim. Aa, Katil Bey amca, almışsın eserini de yanına öyle tatlı tatlı. Aldık koçum. Nasıl gidiyor çapkınlık vaziyetleri? Çok hızlıyım bugünlerde Katil Bey amca. Halis, hoş geldin. Hoş bulduk amcacığım. Oh ne güzel. Çiziyor musun öyle yumuşak yumuşak? Ne geldi şimdi bu üşüdük? Dağıtacak ortalığı. Ağır ol ablacığım. Vatandaşı öyle dürtmek yok. Bu bir komşular arası dayanışma. Aman ne boksa. Buyur delikanlı, iç kolanı. Sakın sesin çıkmasın, az kaldı. Sonra konuşuruz. Konuşuruz amcacığım. Esmer ne yapıyor? Kızılı mı boyamış saçlarını? Bırak şimdi Esmer'i kızılı. İşimiz var görüyorsun. Sessizce kolanı iç, tutarım kulağından atarım dışarı sonra. Hı. Rahat dur koçum. Bak prens bile sessizce poz veriyor burada. Sapık kız. Hakikaten sapık bu. Bu kesin Cemil Bey'dir Cenab abi. Odur, benim peşimde. Açma kız, açma, gelmesin. Konsantrasyonumuz bozuluyor herhalde. Ablacığım sen oraya bak. Hasretle vatandaşı. Sana gelenden gidenden.
Oraya bak sen Eser ablacığım. Ne tatlı bakıyorsun öyle. Kolay gelsin. Ha, siz misiniz Celil Bey? Benim adım Cemil. Ha, tabii tabii. Halis, burada mısın? Buradayım. Gel, annen çağır hadi. Gelmiyorum anne. Özel bir şey konuşacağız Cenap amcamla. Heh, tamam hadi görmedim derim. Bir şişe bira verirsiniz. Bu iyiliğimi de unutma. Resim mi yaptırıyorsunuz? Bir sen eksiktin. Resim sayın abim. Birader döktürüyor. Nasıl, havamız yerinde mi? Hiç beğenmedim. O nasıl poz? Katil öyle bakar mı hiç? Cemil Bey, karışmayalım lütfen. Celilciğim lütfen canımın içi. Misafirlerimiz zaten sıkıldılar. Benim adım Cemil. Siz bana bakmayın Eser ablacığım. Oraya bakın öyle tatlı tatlı. Aptal, aptal, tıngım, tıngım. Sensin Dumkov salak. Tıngım, tıngım. Kızlar nerede Gül? Müracaatta. Yeşim, orada mısınız kızım? Buradayız anne. Aferin size, ders mi çalışıyorsunuz? Türkan Hanım teyze babayı muayene edecek, hemen geleceğiz. Arayan olursa söyleyin, he mi kızım? Olur anne. Aferin. Bunların pek derdi kalmadı artık sana. Büyüdüler. Büyüğün okuması çok kötü Türkan abla. Öleceğim sıkıntımdan. Öğretmen hep şikayet ediyor. Götürelim bir psikoloğa. Bu kadar arkadaşımız var. Bana kalsa hemen götüreceğim de Cafer istemez. O karışmasın bu işlere. Yapıyorsunuz orada? Ders çalışıyoruz amca. Babanız yatıyor mu hala? Yatıyor amca. Sahtekar. Şimdi de bu çıktı. Hastalık numarası. Bu da zırt pırt söner, Allah'ın cezası. Türkan Hanım mıydı o aşağıya inen? Hı? Türkan teyze, annemle. Herkesi de parmağında oynatıyor ahlaksız. Ama siz de olmasanız şu apartmanda kim bakacaktı bize? Kimse kapıyı çalıp da nasıl oldun demiyor Türkan Hanım. Ateşi var biraz Gül. Koy bakalım şu dereceyi. Belin ne alemde? Doğrulamıyorum Türkan Hanım. Daha beter tutuldum. Ah, şuradan şuraya dönerken bağırtıyor vallahi. Ah. Siz daha iyi bilirsiniz de Türkan abla. Bir iğne mi yazsanız acaba? Yazacağım. Yeni bir de hap yazacağım. Allah razı olsun. Bu kitapsız da numara yapıyorsun diyor. Utanmaz. Çalışmamak için numara yapıyormuş. Lanet olsun şu apartmana. Bu kadar yılda hizmet verdik. Hasta mı geldi acaba? Bakayım. Buyurun. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bir tane çomağı hazırla. Efendim, siz iyi niyetlisiniz. Maşallah herkese yetişmeye çalışıyorsunuz ama bu sahtekar hepimizi istismar ediyor. Gelmeyin bunun oyunlarına böyle. Oyun mu bu Sabri Bey? Öyle maalesef efendim. Görmüyor musunuz kaç gündür? Sabri Bey, bu benim işim. İzin verin de hiç olmazsa kim hasta kim değil ben karar vereyim. Alın şunu da. Bu nedir efendim? Reçete. Siz yaptıracaksınız apartmanın parasından. Allah Allah. Ne münasebet efendim? Sigortası var. Gitsin sigorta hastanesinden alsın. Puh, Allah kahretsin seni kitapsız. Ne dedin ne dedin? Puh dedim. Puh kitapsız. Ah, ah, anam, ah. Canım sıkıldı buna. Ne yapacaksınız şimdi? Yeni bir ev bakacağız anne. Ne yapabiliriz başka?
Adamın kızı evleniyor, bize çıkın diyor. Ne yapalım, kanun böyle. Onlar oturacaklar tabii, değil mi Aydıncığım? Hay Allah, gördün mü kış günü başımıza geleni? Bir ev alamadık ki efendim, kurtulalım şu kiracılıktan. Evler de çok pahalı. Felaket anne. Sorduk da birkaç tane, en küçüğü 15 milyar. Oo. Yardıma geleyim mi anne? Yok kızım yok, hazır her şey, geliyorum, otur. Aydın, indir şu ayaklarını. Annemin en illeti olduğu şey, işaret diye diyorum, anlamıyorsun bir türlü. Anlamıyorum valla. Ne zararım var size? Rahat rahat oturuyorum şurada. Bana göre bir şey yok. Otur ama Aydın. Onlar için saygısızlık. İndir bak, babamlar da geldi. Tamam, indirdik, buyursunlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım, hoş geldiniz. Anneciğim, beni kutlamayacak mısın? Kutlayacağım canım, hep böyle ol. Babacığım, biz de buradayız. Kızım, ne güzel ne güzel. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Damat, sen de mi buradasın? Heh. Ne haber enişte? Sorma oğlum, canımız sıkkın. Niye, ne oldu yine? Durum tatsız Şükrücüğüm. Evden çıkarıyorlarmış çocukları. Yapma ya. Kontrat? Kızı oturacakmış baba. Mart'ta evleniyormuş. O kötü. Kötü babacığım. Mart'a kadar yeni bir ev bulamazsak sizin yanınıza taşınmak zorunda kalacağız, ona göre. Şimdiden al eşyanı gel oğlum. Burası sizin. Biz kendimize başka bir ev bakarız olmazsa. Eniştem pişkin. Mart'a kadar bir ev ya bulunacak ya bulunacak. Ben de kendimi iş hayatına hazırlıyorum artık. Şurada ne kaldı? Ne güzel konuştuk bugün amcamlarla. Babam sonunda işi yine siyasete döktü ama. Üniversiteli demek bizde, gizli işsiz demek abi. Ne olacak bu çocuklar? O da amma karamsar.